Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Star ekranlarından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Öncelikle güzel bir gün diliyorum. Sağlık diliyorum, huzur diliyorum, mutluluk diliyorum. Evinizde bolluk, bereket olsun diyorum. Ve Allah iyilerle karşılaştırsın diyerek her zamanki güzel dileklerimle programımızı açıyorum. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Yine konularım, konuklarım, dünden yarım kalan konular ve yeni bazı bilgilerle huzurlarınızda olacağız. Adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız bizimle. Hukuk danışmanımız Sayın Avukat Hasan Koca Bey bizimle. Efendim hoş geldiniz, iyi programlar diliyorum. Ve babalar, anneler üzgün. Tabii ki de buradan iyi haberlerle gitmek isteyen konuklarımla yine stüdyoda baş başayız. Ama öncelikle zaman zaman gerek sosyal medyadan gerekse yüz yüze gördüğünüzde de sorduğunuz bazı takip ettiğiniz dosyalar vardı efendim. Onlarla ilgili diyorsunuz ki arada bir bizi bilgilendirin. Ne oluyor, hangi aşamadasınız diye. Mustafa Özboyraz ve deniz sürücüyle başlamak istiyorum. Hani Fethiye'de tekneyle açıldılar, açılmadılar, kayboldular, öldüler mi, kaldılar mı, bir yere mi gittiler diye bir türlü tam olarak ipucu bulamadığımız, yakalayamadığımız, hatta emniyetin de şu anda hala hiçbir şey bulamadığı iki kişi var. Onlarla ilgili ekibimiz olayda geçen isimler Ensar ve Ahmet'i araştırmaya devam ediyoruz. Ensar kendi yakınlarına dahil olmak üzere tüm iletişimini kesmiş durumda bu Suriye uyruklu olan ve sanki Mustafa'yı o işe o sokmuş iddialarının odağındaki kişi. Şunu da söyleyebilirim, belki hocalarım da yeni duyacaklardır. Ensar telefonunu da değiştirmiş, numarasını falan da değiştirmiş. Yani hiçbir şekilde Ensar'a eşi de ulaşamıyor, çocukları da ulaşamıyor. Ensar bir anda buharlaştı. Geliyorum Cevat Demir konusuna. Herkes diyor ki biz Kemal Bey'e çok üzülüyoruz. Kemal Bey'i orada gördükçe içimiz acıyor. Onu orada niye tutuyorsunuz? Kemal Bey zaten burada kendi isteğiyle geldi. Diyor ki ben burada kendimi daha iyi hissediyorum. Olayların içinde hissediyorum. Yaşanacak gelişmeleri de burada karşılamak, göğüslemek istiyorum diye kendisi başımızın üstünde misafir olmak istiyor. Biz de misafir ediyoruz. Ekibimiz ve Emniyet Müdürlüğü de, Mersin Emniyet Müdürlüğü de Cinayet Büro Amirliği tarafından çalışmalara devam ediliyor. Cinayet Büro Amirliği'nin tabii işin içinde olması ne yazık ki bazen üzülmemize sebep oluyor. Gelelim Döne Nur konusuna. Afgan bir şahıs tarafından kaçırılmıştı. Döne Nur Banaz. Bugün 56 gün oldu. Onunla ilgili de efendim biz yine geri planda araştırmalarımıza devam ederken emniyette bu şahsın 11,5 yaşındaki Döne'yi Afganistan'a mı, İran'a mı, nereye kaçırdı? O konudaki araştırmalarını sürdürüyor. Tabii ki bırakmıyoruz ucunu. Tabii ki takipteyiz. Ama biz de takdir edersiniz ki emniyet değiliz, savcı değiliz, hakim değiliz. Emniyet de bu işin içinde. Biz de medya olarak kendi araştırmalarımıza devam ediyoruz. Gelelim Sezgin Bilgin'e. 2 yıl 10 aydır kayıp olarak aranan Sezgin Bilgin dosyasında yine adli tıp sonuçları bekleniyor. Şimdi diyorlar ki hocam nasıl oluyor, siz orada DNA testi yapıyorsunuz bir anda çıkıyor ama böyle dosyalarda DNA testi diyerek bizi mi oyalıyorsunuz? Hayır efendim, bunu en yetkin ağızdan, hocamızdan dinleyelim. Bizim baktığımız DNA soy bağıyla ilgili olanlar ve biz bir özel üniversiteye bunu baktırıyoruz. Tabii özel yerde az vakka var ve hemen gönderir göndermez işlemi alıyorlar. Bu normalde 2 günde olacak bir işlem. Halbuki bunlar adli deliller bizim elimize geçmiyor. Yani orada bulunan kemikler veya çıkan bir ceset. Onlar doğrudan adli tıp kurumuna gönderiliyor. Oraya tabii bütün Türkiye'den binlerce vakka gittiği için sıraya konuyor. Yani işlemin kendisinin yapılması 2 günlük olduğu halde sıra beklemesi sebebiyle çok uzun, bazen 7-8 ayları, bir seneleri, bir yılı bulanlar oluyor değil mi hocam? Zamanlarda çıkıyor. Evet, dolayısıyla maalesef. Sezgin Bilgin'in de bununla alakalı gelecek olan
bazı veriler var ve daimi kayıp olarak aranmaya devam ediyor. Yine en çok merak ettiğiniz, takip ettiğimiz konulardan bir tanesi de biliyorsunuz Gökhan Ersin'e konusu. Yani annesi Gülşen Maşalacı ve kız kardeşi Özlem Yığıcı dosyasında da yine aynı sebeplerle DNA sonuçlarının gelmesinin uzun sürmesi sebebiyle o bekleniyor. Ardından ancak cezaevindeki Atakan Maşalacı'nın ifadesine başvurulabilecek. Bu da çünkü zırt pırt ifade almaya gidilmeye uygun bir durum olmadığı için. Umarım merakınızı bu anlamda gidermişizdir. Şimdi efendim dün bize Kahramanmaraş'tan bir karı koca bağlandı. Onların 11 yaşındaki kızları 2 gündür kayıp. 11 yaşındaki bir kız 5 saat bile kayıp olsa endişelenmelisiniz zaten. Ki bu kız evin tuvaleti dışarıdaymış. Tuvalete gidiyorum diye çıkıyor ve ortada yok ve sadece 11 yaşında. Dün Kahramanmaraş'tan bağlandığımız anne Atiye Şan ve baba Emrullah Bey bugün stüdyomuzda. Onlarla başlayalım. 11 yaşındaki Gülnaz Şan 31 Mayıs'ta evin dışındaki tuvalete gidiyorum diye çıkarak kayıplara karıştı. Küçük kız aile baskısından mı kaçtı? Yoksa sosyal medyada tanıştığı birisi tarafından mı kaçırıldı? Elinde biri telefonla sürekli mesaj açıyordu. Ya. Kızım getir 12 bine mesajlaşayım diye sorduğumda bana göstermedi. Göstermeyeceğim sana dedi. 11 yaşındaki kızın erkek arkadaşı mı vardı? Hem de eski. Evdeki şiddetten mi kaçtı? TikTok kullanıyordu. Face'i kullanıyordu. Facebook'u. Bundan dolayı bilmiyorum yani. Dövüyor muydun bundan dolayı? Ya bir iki sefer yani sinirlerde çarpmışlığım olur. 11 yaşındaki Gülnaz'ın sevgilisi mi var? Kız 11 yaşında, adam 18 yaşında. Burada kızın evet. Bir suçu yok. Kandırılabilir yani. 11 yaşında çocuk daha ufacık. Esas suçlu evet. Öteki. Yani onu siz bulup gereği şekilde uyarmanız gerekirdi. Gülnaz Şan nerede? Birazdan. Dün aileyle canlı yayında konuştuğumuzda sanki yine bir babayla ilgili bir sorun varmış gibi bir algı oldu. Değil mi Atiye Hanım? Yani sen de söyledin. Evet, babası biraz öfke kontrolü yoktu. Çok çok sinirleniyordu. Hemen kızıyordu. İtip kakıyordu. Ağır konuşuyordu. Değil mi Emrullah Bey? Bunları sen yapıyordun. Ben yapıyordum. İnkar etmiyorum. Ama o eskide kaldı. Yoğurttan, sütten dilim yandı, yoğurdu üfleyerek yiyorum ben. Benim yavrum bulunsun, şu suya kör bakayım. Ay canım, Allah korusun. Suya kör bakayım, ben o kadarları diyorum. Suya kör bakayım, gözlerim kör olsun. Bulunsun kızım öte git, eşimi öte git, öbür çocuklarım öte git demem. Ben sadece dedim, kızım derslerine gir. Bak hocam okumuş, avukat olmuş. Hocam o doktor olmuş, siz olmuşsun, spiker olmuşsun. Bir yere gel kızım diyorum. Benim dediğim o. Öyle durmadan bağırsa çalıp derslerine gir kızım diyorum. Girmiyorum. Bir tane hocam var benim, sizden iyi olmasın. Ona danıştım. Dedim evet. Ki durum böyle böyle. Hocam dedi, ne yapacağımı şaşırdım dedim. Şunu dedi, gülüm dedi. Geleceğini düşün, ona göre karar ver dedi bana. Kızın öyle söyledi. Öyle söyledim. Akşamleyin geldim. Kızın derslerine girdin mi dedim. Girmedim baba dedi. Ben de kızıma dedim. Aferin kızım sana dedim. Bir şey de demedim. Benim yavrum bulursun. Ben Allah'tan başka bir şey istemiyorum. İnşallah sağ salim bulursun. Abi. İnşallah. İnşallah. İnşallah kurban oldum. Allah inşallah bulurur. Ya çocuk daha 11 yaşında. Evet. Ufak tefek de bir şey mi? Böyle sanki ufak tefek bir kız görüyorum ben burada. Hocam şimdi genç irisi. Öyle mi? Evet. Yaşından büyük mü görünüyor? Evet. 11 yaşında da biraz kemekli. 14-15 gibi görünüyor. O da girdiği kadar ben demiş 14-15 yaşındayım demiş. Aradı çocuğu söyledim, durumu anlattım. Oğlum bak dedim 11 yaşında çocuk dedim. Sana dedim bak polise veririm dedim. Polise de gittim. Yakaladım başında hiçbir şey demeden tableti telefonu aldım karakola gittim. Durum böyle böyle dedim. Siz okumuş insansınız. Bana akıl verin dedim. Abi bana dedi ki direktmen. Abi dedi şey yap dedi. Konuş dedi. Beni dinlemiyor dedim. Sert konuştuğum için. Annesiyle konuşsun dedi. Annesi çekti konuştu. Bir hafta yaptı. İkinci hafta geri başladı.
Şu mesajları götürdünüz polise, öyle mi? Mesajlara falan bakmadılar bile. Ama dediniz ki bir erkekle mesajlaşıyor. Evet. Ben engel olamıyorum. O mesajların içeriğinde ne vardı Emrullah Bey? Yani çok kötü evet. Şey. Öyle mi? Evet. Yani bir 11 yaşında bir çocuğa yazılmayacak şeyler. Evet. Peki gösterdin mi polise? Bak içeriğine bak. Yani bu benim kızım 11 yaşında. Abiciğim dedim. Direkt ben dedim ki abicim durun bak burun böyle böyle. Ben kızımı rahatsız ediyorlar dedim. Telefona tableti yanında götürdüm ikisini de. Direkt ben götürdüm. Durun böyle böyle dedim. Kızım benim rahatsız ediyorlar dedim. Ben size akıl tanışmaya çıkardım dedim. Ne telefona bakıldı. Ne tablete bakıldı. Abiciğim dedi sen tek konuş dedi. Dövme, bağırma, çağırma. Ya zaten dövmeyeceğim dedim. Kızmayacağım dedim. Ama beni dinlemiyor dedim. Benden korkuyor dedim. O zaman annesiyle konuşsun dedi. Eşime güzelce hani geldim söyledim. Burada yanında. Gülüm dedim. Günlerde çek. Erisine yani kız çocuğuyla anneni konuşması ayrı olur. Babasının konuşması ayrı olur. Her şeyi konuş dedim. Bu da eşim de çekti. Aha ben nereden gidiyorum dedim. Gezmeye gideceğim. Ben kafamı dağıtıp geldim. Bu ayın 31'inde mi oluyor? Hayır. Gitme. Ondan 6-7 ay önce oldu. Ha bu 6-7 ay önce evet. Olan bir olay. Evet. 6-7 ay oldu. Hadi 5 ay olsun. Ya. Neyse ama yeni değil yani. Evet. Tamam dedi. Ben dedim kafamı dağıtmaya gidiyorum. Çünkü sinirlendim. Ben kafamı dağıtmaya gidiyorum dedim. Tamam dedi sen git dedi ben konuşurum dedi. Ben gittim akşamleyin geldim saat 7-8 gibi. Konuştum dedim. Konuştum dedi. Daha bir hafta iki hafta bir şey görmedim. İnan ki abla ben mesela vardiyada çalışıyorum. Hangi vardiyaya gidersem telefonu, tableti ben kendi yanıma alıyorum. Kız çocuğu yani ben de diyor ki siz kötü baba olarak görüyorsunuz da ben öyle şey yapmıyorum. Kötü baba olarak görmüyoruz. Ne haddimize? Sadece çok sinirli, öfkeli olduğunu eşin de söyledi ya. Hani yerli yersiz çocuğa bağırman, itmen, kalkman. Yerli yersiz katliyen bağırmam. Dediğim derslerinize girin. Gevezelik yapmayın. Hocam şimdi şöyle diyorum. 100 tane makinenin gürültüsünde çalışıyorum ben. Efendim bir sakinlik istiyorum. Gürültü yapmayın, bağırmayın, çağırmayın diyorum. Dediğim kelime bu. Biraz da ben sesim kür olduğu için kendine bağırıyor gibi geliyor. Peki aynı muameleyi... Şimdi ablacığım... Malik ve Beytullah'a da yapıyor musun? Mali'ye de yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Dersine gir diyorum. Dersine gir, Beytullah da okula gitmiyor. Biliyorum. Beytullah küçük. Ama evet. Hani erkek çocuğu diye bir ayrım... Hayır. Yapıyor mu Atiye? Hayır. Yapmıyor. Üçünü de aynı sever. Aynı sever, kızarsa da aynı kızar. Evet. Sadece bu konular için kızar, başka bir şey için. Çünkü. Ders için. Evet. Okul için. Ders için kızarım. Sadece adim ben deyim fabrikada çalışıyorum. Bak gece demiyorum gündüz demiyorum diyorum. Sadece siz girin derslerinize girin bir yere gelin diyorum. Ben size tamam baba diyorlar. Yukarı mesela açını söylüyorum. Ben diyorum ki mesela vardiyeden gelmiş. Sabah vardiyeden gelmişim yatacağım. Derse girmiyor eşim beni çağırıyor. Dinlemiyor eşim ikisi de. Emrullah buraya gel diyor. Ben de siz niye dersinize girmiyorum diye kızıyorum. Kızmak ayıp mı ya derse gize niye girmiyorsunuz Hayır diye. Hayır canım tabii ki kızarsın, uyarırsın hakaret etmeden. Evet. Yani onların gururuyla oynamadan, şiddet uygulamadan yani sözlü benim, veya fiziksel şiddet uygulamadan anne babanın görevidir tabii ki. Onların da işi o dersi yapmak. Türk Medeni Kanunu'nda ve Türk Ceza Kanunu'nda ebeveynin çocuklar üzerinde tedip terbiye hakkı diye bir hak vardır. Yani onların bir kurallar silsilesinde yetişmesi için anne baba... Öğretmen de öğrencilerine belli bir disiplinize tabii. Kurallar çerçevesinde yasaklar koyabilir. O yasaklardan biri de o tablet eğer sakıncalı bir takım işlerde kullanılıyorsa o tabletin o çocuğun elinden alınması işte o çocuğun iyiliğinedir. İşte, bu tedbiri alabilir baba. Tabii kötü muamele suçunu işlememek kaydıyla, işte, şiddet işte, uygulamamak kaydıyla, yani, aşağılamamak kaydıyla, ben mesela, gururunu incitmemek kaydıyla, şiddet uygulamamak kaydıyla. Ben tabletten telefonu alıyorum yanıma. Sabaha kadar şarjını dolduruyorum. O yani benim psikoloğa gitmem ne şu ol. Ortanca oğlum dedi ki bana. Baba dedi sen bize bu kadar bağırıp çağırıyorsun. Kızıyorsun. Ben o zaman kadar farkında bile değildim. Kızıyorsun dedi. Evet oğlum dedim. Sabah bir gün benim dedi.
Çocuğum dedi, evlendi çocuğum böyle, ben de sen bağırıp çağırsam mı dedi, ey olur dedi. Ben eyvah dedim. Ay ne güzel ders vermiş çocuğum. Eyvah dedim. Hemen o gün. Ah yavrum. O gün doktora gittim. O gün pardon, onu hemen randevu aldım bir hafta sonrasında. Hemen randevumu aldım, doktora gittim. 3 aylık ilk 1 ay yaptılar, ondan sonra 3 aya çıkardılar. Helal olsun o evet. Çocuğa. Hakikaten maliyeyi çocuklarımızdan biri öğreneceğimiz şeyler var. Kesinlikle. Bu arada buraya gelmeden önce biz Atiye Hanım'la da bir röportaj yaptık. Şimdi konuşma sırasını ona vereceğim ama orada çok natürel doğal anlattığı için onu bir izleyelim, sonra da konuşalım. Gözleri de doldu. Ya Rabbim, 11 yaşında çocuk ya. Evet. Valla rüyalarıma giriyor. Nerede olabilir? Evet, nerede? Ya, nerede evet. Diye. Peki bir izleyelim efendim Atiye Hanım röportajını. ...11 yaşındaki Gülnaz Şan... ...31 Mayıs'ta evden kaçtı. Gözü yaşlı annesi Atiye... ...küçük kızının kaçtığı günü anlattı. Genelde şuraya oturur... ...telefonla oynardı yani. Sürekli yani telefon elinden de düşmezdi yani. Telefon şeyini elinden. Kızardık. Banyodan çıktım. Bu odaya girdim. Oradan yüzümü silecektim. Çocuğum buradan yatak odasından fırladığına gitti. Kızım nereye gidiyorsun dediğimde... tuvaletimiz dışarıda. Lavaboya gidiyorum dedi. Arkasından koştu ama... Bir de hemen hızla ben de hemen şüphe üzerine yani. Bir şey oldu diye koştum arkasına gittim. Arkasına gittiğimde sağa sola baktım. Kızım yoktu yani. Hemen burası tuvaletimiz. Tuvalete kapısını gittim. Kimse yok içinde. Kapı zaten şöyle ıldırıktı. Şu şekilde. Hemen açtım sağa sola baktım. Kimse yoktu yani. Telefonu kim açtı? Bu anda ben zaten babaannesinden telefonunu istedim. Ben yukarıya zile bastım zaten. Zil de orada, burada yok dedi babaannesi. Zile telefonu aldım, telefonla konuştum. Alo dedim bir sene. Buyur anne dedi, bu kadar. 11 yaşındaki Gülnaz nerede? Şimdi Atiye Hanım, dün de dediniz ya, böyle bir şüphelendim diye. Hani bir şey yaptı, bir şeyler evet, hazırladı filan. Kıyafet koymuştu. Daha önce bu kız sanki gideceğinin sinyalini vermiş gibi babasıyla ilgili evdeki huzursuzlukla ya da şiddetle ya da işte kandırılmış birisi tarafından. Hayır, babasıyla ilgili değil. Değil. Kandırılmış. Ne? Ben bunu diyorum. Kandırıldı. Çünkü mesaj yazdılar. Ben orada gösterdim de ya şimdi de orada konuştum. Kızım getir o telefonu bakım dedim. Ben oradan şüpheleniyorum. O kişi kim ise, o şahıs benim kızımı kandırdı. Başka bir şey değil. 11 yaşında. Evet. Gel buraya. Bunu böyle yaparsak diyerekten aldı gitti benim kızım. Ama biliyorum. O kişi kim ise. Kim olduğunu bir tahmin ediyor musun? Konuştuğu bir olan vardı. Onu şey yapardı yani, Tuncay mı neymi ismi Diyarbakır'dan. Biz size de zaten şeylerini verdik. Ben o zannediyorum. Ama başka kızım da hiç bilmiyorum. O ya. Yani. Şimdi bu daha önce hani. Siz mesajlar görüyorsunuz, işte evet. Polise gidiyorsunuz filan. Sonra o çocukla bir daha yazışmıyor. Ayrılıyor yani. Ayrılıyor canım. 10 yaşında. 11 yaşında yani. Neyse bir daha görüşmüyor, yazışmıyor değil mi? En son 25 Nisan'da tekrardan yine yakaladım. O çocukla mı yazışıyordu yine? Sabahleyin kalktım, bayram tatilim bile. İstirahat değil mi? Aklımda kalmadı. Bunu yakaladım. Kızım sen niye böyle yapıyorsun dedim. Bana bir hafta dedi, baba dedi sen beni sevmiyorsun, etmiyorsun dedi. Ben ayrım yapmam ablam. Hepsine dersine girsin diye aynı şeyi yapıyorum. Ama seviyorsun çocuğu. Evet. Yani. Sevgini ya gözümden kıskanıyorum. Sevgini gösteriyor musun Emrullah Bey? Göstermiyorum, ondan kaybettim zaten. Bir de neyle dolayı? Dersleri var diye. Evet dedim ki mesela yani, Allah korusun bir de ben de telefon var bir de eve alayım dedim. Evdeki dedim bir kardeşi birinden tabletten girer. Telefonda da kendi dersine girer dedim. Bu şey yapınca bizim hatamız oldu, ikimizin de saat vermedik. Şu kadar zaman. Evet şu kadar zaman diye bir şey vermedik. Ben de dedim ki kalan büyüdü hocam genç birisi oldu. Kızım dedim büyüdün kapıdan dışarıya çıkma. Biz de aldandık, kapıdan dışarıya çıkmıyor. Daha kötüsü geldi başıma. Kapıdan dışarı çıkma ne demek? Ya sokağa çıkma, şey yapma diye. Ne yapsın? Ya şeyden dolayı hocam,
Yani hoca deme bana. Serap abla da Serap Hanım de. Ben hoca değilim de. Niye kapıdan çıkmayıp ne yapsın? Ya dışarı sokağa çıkma. Evin içinde annesinin gözünde, benim gözümün önünde. Hep mi? Demeye getirmiş Atiye yani. Hanım, normal bir şey mi bu, sokağa çıkma, evden çıkma? Yok, arkadaşa geldiği zaman anne ben dışarı çıkayım mı derdi. Hadi çık kızım derdim. Kapının önünde otururlar, konuşurlar, geri içeri gelirdi. Yani öyle. Tamam, ben demiyorum ki 11 yaşındaki kız alsın başını gitsin. Evet. O kafe senin, bu kafe benim, ama bir arkadaşına gider. Gider bir dondurma yer bir yerde. Yani hani yakınlarda bir yerde. Evet, ya, yakın çevremiz, yani komşuyuz. Evet, onu komşuyuz, diyorum. Öyle, o çocuklar da öyle gitmez. Benim kızım da gitmez öyle bir yerlere. Sadece otururlar kapının önünde, konuşurlar. Ona kızmıyordun herhalde sen. Hayır. Gezmeye gitme diyordun yani. Evet, gezmeye gitme, kapının önünden bir yere gitme diyordum yani. Gittiği yer ne? Şu köşeden, yani şöyle L şeklinde geldiğimiz var. Oraya gelir, oradaki arkadaşınla oturur. Mesela annesi çıkar, Gülnaz diye seslenir. Ben çıkarım, Gülnaz diye seslenirim. Anne çıkar gelir, kızım neredesin? Baba burada oturuyoruz der, tamam oturun deriz. Peki 25 Nisan'da tekrar bunu mesajlaşırken mi yakaladı? Evet. Aynı çocukla mı mesajlaşıyormuş? Evet, dakikasında ben aradım. Dakikasında. Çocuğu? Evet, meşgul attı. Ondan sonra ben aradı. Tuncay sen misin dedi, benim abi dedi. Bak ben Gülnaz'ın babasıyım, bu çocuk 11 yaşında dedi. Bu çocuğu bir daha rahatsız edersen seni dedim, polise mücadele eder, seni polise şikayet ederim dedim. Hı. Tamam abi dedi. Ondan sonra da görüştü görüşmedi bilmiyorum. Bu Tuncay... Evet dediğimiz çocuk. Diyarbakır'da yaşıyor evet. Dediğiniz evet. Çocuk. Evet. Ve bir buçuk ay sonra, yani iki gün önce Gülnaz gitti. Aradın mı o çocuğu? Aradım. Emrullah Bey. Aradım. En başta saat 2:30, 1'de bana haber geldi. İşte çalışıyordum. Ben de hemen hızlı bir şekilde vardiya ustamı buldum. Usta durum böyle böyle dedim. Emre hemen çık dedi. Hemen çıktım, durağa vardım. Annem gelip ben telefon kendinde gitti sanmıyorum ben Gülnaz'da. Telefon açıyorum, meşgul atıyor. Telefon açıyorum, meşgul atıyor. Annemi aradım kalan. Anne dedim durum böyle, Gülnaz'da telefon Gülnaz'da gitti dedi. Gülnaz yanında götürdü. Evet, telefon yanında gitti. Tamam o zaman dedim. Annem dedi ki bana, ben karakola gidiyorum. Otogara gidiyorum dedim. Dedi annem bana. Ben de dedim ki, sen de otogara şeye gitti, karakola git dedi. Anne dedim, kalan ben çarşıya varınca aklıma geldi. Anne dedim, sen şey, annem ameliyat oldu kolundan. Dedim ki sen dedim karakola git. Eşimi de al. Ben şeye gideyim dedim. Otogara gideyim dedim. Otogara hemen gittim. Oradaki çerçevedeki tüm simsarları, minsarları hepsine teker teker sordum. Bu dedik abi, orada polis var dedi. Emrullah, niye hemen otogara gittin? Niye Maraş'ın dışına çıkmış olabileceğini düşündün? İşte direkt ben o kişi aklımıza geldiği için. Tuncay, ama aramadın daha. Aradın aramadım mı? Aramadım daha. Ha. O aklıma gelmedi. Dışarıya çıktım acaba diye. Direkt otogara gittim. Otogarda memur beyle görüştüm. Allah razı olsun. Abicim ismini ver dedi. TC'sini biliyor musun dedi. İnan ki bilmiyorum dedim. Kaç yaşında dedi. 12 yaşında dedi. 11 yaşında dedim pardon. 11 yaşında dedim. Evet dedi. Hemen abi dedi ismini ver, sen numaranı ver dedi. Sen buradan doğru karakola giriyorsun dedi. Karakola gittim. Karakola gittim. Dilekçemi verdim. O anda şüphelendiğim biri var mı dedim. Şu numara var dedim. Bu numarayı memur bey aradı. Bir aradı açmadı. İkinci aramayı açtı. Evet dedi. Oğlum bak dedi, komiser vardı yanında da bayan. Sesini açtı şeyden. Hoparlörden. Telsizin sesini açtı. Ha, telsizden evet. Bak dedi, Gülnaz kayıp dedi. Bir numara şüpheli sen görünüyorsun. Biliyor musun? Abi dedi, ben de dinliyorum. Vallahi billahi burada yok dedi. Tamam o zaman dedim, ben de Patupak salonu var Kahramanmaraş'ta bizim evime yakın. Sahada mı acaba diyerek sahaya daldım. Sahaya daldım. Yok, eve gittim. Eve gidince dedim ki Çamlık mesire alanı var. Aslan Bey mesire alanı var. Oralara çıktım. Aplangil çıkmış hemen o anda aramaya başlamışlar. Duydukları yine hemen. Onlar bakmışlar yok. Ben baktım yok. Eve geldim. Polis geldi. Dedi ki Emrullah Bey durum böyle böyle demişsiniz dedi. Evet dedim. Numarayı da tekrar verebilir misiniz dedi. O kişinin tekrar numarasını verdim. Numarasını verince dedi ki
Abi dedim ne oldu dedim ki tekrardaki bu numarayı. Ben de o polisten dedi, memur beyden dedi, daha kötü tehdit ettim dedi. Kızdım yani dedi. Ona saat şey gibi. Tehdit değil de ceza alırsın, ceza evet. Kız 11 yaşında evet. Aklını başına topla filan demiştir. Evet. Tabii. Tehdit demiyoruz evet. Ona. Evet. Bu neyse o anda akşam oldu, biraz evvel dinlendim. Tekrardan çıkıyorum. Ön sokakta amcam Gil var. Amcamın oğlunu yanına aldım, buraya gel dedim. Günler kayıp dedim, çarşıya gidiyoruz dedim. Şey geldi hocam aklıma bir de. Telefonlar kayıp mı? Kayıp telefonu yani bir yere gir, telefonu sattı mı satmadı mı diye. Şimdi saat yarım gibi evden çıkıyor ya tuvalete evet, diye eve gidiyor. Evet. Saat 18 civarında. Evet. Sizin evin olduğu civarda evet, sinyal. Telefon sinyali geliyor. Evet. Ama bu sinyal sattığı için mi orada telefonu geliyor yoksa Gülnaz oradaydı ve üzerinde miydi onu bilmiyoruz orada, da. Evet. Orada telefoncu yok ama. Var orada bir tane telefon. Onu da almaz. Telefoncuya teker teker sorup saat o haber geldiğinde olacağını onun oradaydım. Polis geldi. Teyzemin oğlu da geldi arabasıyla beraber arayalım diyerek. 9'du. Polis memur bey geldi işte tekrardan görüşüyoruz. Arabanız yoksa buyurun beraber arayalım dedi. Yok arabamız var sağ olasın dedim teşekkür ettim. O anda komiser aradı. Saat 6'ya 5 kala dedi. Yani 17.55'te Mağaralı Ökkeş Caddesi'nden sinyal alındı dedi. Öyle deyince polis bir yandan gitti. Biz bir yandan gittik. Sahaya baktın mı sen dedi. Abi dedim ikinin üzeri baktın da saat 3-4 gibi dedim. Biz bir daha bakalım dedi. Helal olsun. Onlar da çok güzel. Yani bu işin üstünde durmuşlar. Fakat telefon... Kapandı mı sonra? Şimdi kapandı. O günün saat 11'e yani 11 ile 12 arası diyelim. Gece. Evet. O günün gece. Gece oldu artık. Evet. Şey eşimin abilerine şey haber ettik numarası bizim numarayı engelliyor diye haber ettik. Durum böyle böyle. Günler kayıp numarayı çaldırın. Kaynımca 11'i 10 geçe mi desem? Buçuk mu desem bilmiyorum aklımda kalmadı o. Dedi ki direkt ben haber etti. Ede dedi 3-4 dakika önce dedi telefonu meşgule düşürdü dedi. Aç dedi meşgule düşürdü dedi. Açmış yani. Evet. Öyle dedi ama hiç açmayayım. Açsız... Ondan sonra da hiç açılmadı. Hep kapalı telefonu. Evet. Peki şimdi biz bu kız çocuğunu arıyoruz 11 yaşında. Ve öğlen işte tuvalete gidiyorum diye dışarıdaymış tuvalet. Çıktı. Atiye Hanım sen ne zaman şüphe duydun da... Bu kızın kayıp olabileceğini düşündün. Gitti tuvalete. Üstte de babaanne oturuyor galiba. Evet, evet. Onlar var. Arkadaşları falan da var. Sen ne ara telaşlanmaya başladın? Ben telaşlandım şöyle oldu. O günün sabahıydı yani gideceği günümüş. Günün pazartesi yani kızım kayboldu. Öbür odaya geçtim. Çantasını yere koymuş. Babası işe gitti. Yani de hemen yataktan fırladı. Ama geceden mi hazırlamış? Baba veya... gider gitmez fırladı mı? Evet. Normalde yani. O saatte kalkmaz mı? O saatte kalkar. Ha. Normalde telefonla oynar. O saatte kalkar. Hı hı. Çok telefona düşkündü diyorum. Bir saniye. Saat mesela o hafta ben gündüz vadiyesindeydim. Saat 8 olurdu. 9 olurdu. Yatağınızı serim hanım. Evimiz iki oda. Yatağınızı serim. Yatakları serdirdim. Yatırmıyorum. Ben telefonları yanıma alırdım. Dediğim gibi telefonu tableti yanıma alırdım. Gece oynamasınlar. Evet, gece oynamasınlar diye. Sabahla derse girecek. Sabahla derse bayağı kontrollü yani bravo, baktığınız mantıklı, zaman baba. Mantıklı yaptığı şeyler evet, çok evet. Mantıklı yani. Yaptığı şeyler mantıklı ama burada ciddi bir çocuk istismar var. 18 yaşında kişi rahatsız edebildiğine göre buna açık çocuk. Ve bence annesi de aşağı yukarı hani o söylediği ismi bilmiyorum ama birisiyle gittiğinin farkında. Yani belki bize anlatmadığı bir şey var annenin. Yok ben de bir anlatıyorum zaten. Yani eşinizden çekinmeyin çocuğa Allah korusun başına yok, bir şey. Yok Allah aşkına ben eşinden çekinmiyorum. Hayatta benden çekinmez. Bana noktasını, söyleseydi. Noktası bana ben öyle gideceğim. Öyle. Ben şundan deseydi ben onu hiç şey yapmazdım. Bir de... Telefonu yasakladım. Şu saatlerde neydi? Bibi kullanıyordum. Evet, Bip uygulaması var. Oradan baba başka yerden buluyor beni diye. Bip uygulaması var. Ondan mesela ben telefonda WhatsApp'ta şeyde yakalıyorum diye. Evet. Geleceğim vakit direktman Bip'i siliyor. Geri eşim de bana söyledi. Bak Emrullah Allah razı olsun. Emrullah durun bak ben bilmiyorum dedi. Bu Bip uygulaması var. Ona yapıyor bu dedi. Uygulamayı yapınca
BİP'te en son yakala demişti, BİP'te yakaladım. Anladım. Şimdi siz ikiniz de Diyarbakır'daki bu yine de Tuncay ne kadar yemin billah etse de evet, biz ondan şüpheleniyoruz. Ondan şüpheleniyorsunuz. Evet. Çünkü bu kızın çıkıp gidebileceği kimse yok. Yok. Hepsini araştırdınız. Arkadaşlarını vesairesini hiçbir yerde yok. Saat 18 civarında sizin eve yakın bir noktada telefonundan sinyal alınmış. Gece saat 23 civarında yine dayı galiba. Evet, evet. Dayı telefonun çaldığını duymuş. Ama ondan sonra telefon kapanmış ve o civardaymış o saate kadar. Telefonunu sattı mı? Kendi üzerindeyken mi sinyal verdi? Ama bu Diyarbakırlı Tuncay'ın bizimle bir irtibata geçmesi lazım. Sen yemin billah da etsen senden başka bir, yani bir senedir aşağı yukarı aralıklarla görüştüğü hiç kimse yok bu kızın. Bu kız 11 yaşında ha? Tuncay. Evet. Duyuyor musun beni? 11, 11. Daha çocuk yani, çocuk. Sen var ya, çok büyük ceza bekliyor seni. Eğer senin yanındaysa bir dakika bile yanında tutma onu, hemen teslim et. 11 yaşında bak, biraz iri filanmış ama sen ona aldanma. Dinle beni, hemen hemen teslim et. Ya da her kim götürdüyse yanındaysa bu kız çocuğu. Şimdi bir başka kızımıza geçeceğim, Gamze'ye. Gamze'nin de babası burada. Sana var mı bir şey diyecek? Sonra tamam. Devam edelim mi tamam. Sizinle? Gamze de 25 Mayıs'tan beri kayıp. Bugün 8 gün oldu ama sayfa sayfa mektuplar bıraktı. Şöyle bir gelişme oldu. Dün muhabirimiz ailenin evine gittiğinde Gamze'nin bıraktığı yeni mektuplara ulaştı. Ailenin de haberi yokmuş. Bulamamışlar galiba. O işte arama sırasında yeni mektupları çıktı. Çok acayip şeyler yazmış çocuk. O yüzden hem o mektupları getireceğim ekrana hem sizlerden de tabii bir analiz testi de isteyeceğim. Bakalım Gamze'nin başına ne gelmiş. Gamze Kurt Bey. ...16 yaşındaki Gamze Kurt Bey... ...25 Mayıs akşamı ailesiyle yaşadığı evden kaçtı. Küçük kız ardında bıraktığı mektupta... ...suçladığı babası yüzünden mi kayıplara karıştı? Bana hapis hayatı yaşatıyor. Hani sürekli sıkıyor. Bir sosyal aktivitem yok. Hani hiçbir şekilde hiçbir şeye izin vermiyor. Bir gün kaçarsam bunun sorumlusu babam diye bana... ...hani söylüyordu abla. Okumak istediği için mi kaçtı? Ben kızımın okumasını istemiyordum. Liseyi bitirdikten sonra tamam diyordum ben ya. Kendisine de söyledim. Belki o okumak, üniversite okumak istiyordu. Bu istiyordu okuma. Sen istemiyorsun. Ben istemiyorum. Ardında başka mektuplar da bıraktı mı? Hepsi bu bir senenin içinde olmuş olay değil yani bu anlattığım. Mesela onu 1,5 sayfaya sığdırmış. O 1,5 sayfadaki 3-4 senelik bir olay yani bunlar. Gamze neden evden kaçtı? Birazdan. Mehmet Bey hoş geldiniz. Şimdi bugün canlı yayında yine yengesi, dayısının eşi Gamze'nin Sevda var. Annesi, özür dilerim Yasemin var. Annesi Sevda canlı yayında. Muhabirimiz Murat da yanlarında. Dediğim gibi dün bir orada görüşme yapmak için muhabirimiz gittiğinde... sayfa sayfa yine Gamze'nin arkada bıraktığı mektuplar ortaya çıktı. İlk gidişinde zaten bir mektup bırakmış 1,5 sayfalık. Onu baba jandarmaya teslim etmiş haklı olarak ama şimdi canlı yayına bağlanacak. Öncesinde bu mektuplardan bahsedecektim. Bir son dakika gelişmesi olmuş. Mehmet Bey şu anda arkadaşlarım da bana haber verdiler. Yenge Yasemin ve anne Sevda'nın bulunduğu yere jandarma gelmiş. Acaba bir haberle mi geldiler? Niçin geldiler? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten bir fikrim yok. Çünkü biz canlı yayına hazırlanıyorduk. Hemen Murat'a dönmek istiyorum. Bu gelişmeyi bizimle paylaşsın. Murat'cığım biz normal canlı yayına başlayacakken jandarma gelmiş. İnşallah hayırlı haberlerle i̇nşallah. Gelmiştir diyeyim. Ne oldu? Aslında hayırlı bir haber vermek isterdik ama maalesef ki jandarmanın gelişi... Gamze'nin bulunmasıyla ilgili değildi. Sadece anne Sevda Hanım ve yenge Yasemin Hanım'ın ifadesine başvurulmak üzere yayınımızın hemen ardından karakola götürülecekler ve Gamze'nin kaybıyla ilgili ifadelerine başvurulacak. Jandarma bunun için yayın buradaydı. Yayınımızın hemen ardından anne Sevda Hanım ve yenge Yasemin karakola giderek ifadede
bulunacaklar. Peki Muratçığım, şimdi dün aileyi sen ziyaret ettiğinde yeni bazı mektuplar bulundu. Mehmet Bey, haberiniz oldu mu bu mektuplardan? Evet. Oldu. Bunlar daha önce görmemiş miydiniz bunları evde? Dün akşam evimi aradığımda Ahmet dedi ki baba dedi, mavi dosyanın içinde dedi, mektuplar çıktı dedi. Ne dedim, oh dedim, işte okudu. Ben de direkt sizin muhabirleri aradım, böyle böyleymiş diye. Ben haber ettim. Bundan sonra onlar... Anladım. Elimizde de yeni mektuplar var. Şimdi bu mektuplar çok çok önem taşıyor. Muratçığım, birazdan da bunları ekrana getireceğim. Sen oradasın. Ev, anne, yenge... onların bir hissiyatını bir önce senden gözlemlerini almak istiyorum. Evet Serap Hanım, 9 günün ardından hiçbir haber yok Gamze'den. Ya evden çıktıktan sonra ki çıkarken bir mektup bırakmıştı. Bu mektup şu anda güvenlik güçlerinde, bu mektup inceleniyor. Evden çıktığı andan itibaren aradan geçen 9 güne rağmen hiçbir haber alınamadı Gamze'den. Bir gün, ilk çıktığı gün bir mektup bırakmıştı. Hep bu mektup üzerinden konuşuyorduk ama dün önemli bir gelişme yaşandı. Not tutmuştu. Gamze not tutmuş ve bu notlar üzerinden gelen özellikle mesajlar vardı. Bizlere ulaşan mesajlar vardı ki yazdığı şiirler var. Yine günlük yazar gibi yazdığı notlar vardı Gamze'nin. Şimdi anne Gamze'nin evden dışarıya çıkmayan, hiçbir şekilde dışarıyla teması olmayan, çok fazla arkadaşı olmayan bir profil çiziyor bizlere. Yine yengesiyle dertleşen bir kız. Sadece Yasemin'le dertleşen bir kız. Bunun dışında kimseyle çok fazla iç dünyasını paylaşmayan bir kız Gamze. Ama Yasemin Hanım da nerede olduğunu, ne yaptığını ya da hayatında biri var mıydı, yok muydu? Bunu Yasemin Hanım da bilmiyor. Anne de bilmiyor. Ki ilk bıraktığı mektupta babasını suçluyordu. Özellikle babasının çok baskıcı bir hayat yaşattığından belirtiyordu. Bunun için evden ayrılmak istediğini söylemişti. Dün bulduğumuz notlarda da aslında buna benzer babasını suçlayıcı nitelikte ne cümleleri vardı ve bir şiir yazmıştı. Özellikle akrostiş olarak yazmış olduğu bu şiirde baş harflerini oluşturduğumuz zaman Samet isminde birinin adından bahsediyor ve özellikle o şiirde vurguyu Samet üzerine yapıyor. Samet kimdir? Nerede yaşıyor? Bulunduğumuz Kayseri'de mi yaşıyor? Köyünde mi yaşıyor? Yoksa farklı bir yerde mi yaşıyor? Bunun araştırmasını yürütüyoruz ama özellikle şiirde Samet ismini vurguluyor. Muratçığım, bu noktada hemen benim Yasemin'e bir şey sormam lazım. Çünkü senin araştırmaların neticesinde şu an elimizde bir tane Samet var. O da Yasemin'in, yani dayısının eşinin kuzeni, Samet diye bir çocuk varmış. Biliyor musun, tanıyor musunuz Mehmet Bey? Ben görmüşümdür yani, hiç konuşmuşum yok. İsim olarak size yabancı... Yok, ben de onu sordum. Dün böyle böyle dediler yani. Oradan söylediler evden şey, benim oğlan. Yasemin yengemin kuzeni varmış baba dedi. Ben bilmem yani. Anladım. Yani görmüşümdür. İş yerinde araba yıhamaları var. Oraya gittiğimde görmüşümdür. Ama hiçbir muhabbetim, konuşmuşluğum, oturmuşluğum hiç yok kesinlikle. Peki yani. O zaman tabii bunu Yasemin'e sormam lazım. Yasemin, hani bir de daha önce arkadaşlarına demiş ya, yengen bana sevgili bulacak, ben ona gideceğim falan. Şimdi bu akrostiş dediğimiz şey, işte baş harflerden oluşan bir şiir türü. Baştan sona okuduğunuzda da bir anlamı olan bir şey çıkıyor. Burada da Samet çıkıyormuş. Bu senin kuzenin Samet olabilir mi Yasemin? Yo, hayır abla, kesinlikle benim kuzenimle ne yakından ne yani kesinlikle hiçbir alakası, ilgisi olmayan bir şey yani. Çocuğun Gamze'yi daha yüzünü görmüş veya konuşmuşluğu yok çocuğun, yani Gamze'yle hiçbir alakası, hiçbir ilgisi yoktu. Bu soruyu sorduğum için çok özür dilerim ama şu anda bildiğimiz tek isim Samet, senin kuzenin. Evet. Evet, o yüzden... benim amcamın oğlu var Samet ama onun da Gamze ile hiçbir alakası ve ilgisi yani, yok. Kesin. Yasemin kaç yaşlarında bu çocuk? O 13 yaşlarında. Yok 13 değil, pardon. 16-17 yaşlarında yani, kuzenim. Daha askerliğini bile yapmamış bir çocuk yani. Hatta eniştem de kuzenimin çalıştığı yer babamın iş yeri zaten. Onun iş yerine gidip geldiğinde Samet'i de görüyordur. Hani öyle bir şey yapacak bir çocuk da değil. Zaten öyle bir şey de yok. Samet ortalıkta yani, değil mi? Samet kayıp falan değil. Hayır hayır, kesinlikle yeri belli, yurdu belli çocuğun. Babamın yanında çalışıyor yani, iş yerimiz yani. Var. Anladım. Onunla beraber. Ama bunu sormak zorundaydık. Yani çünkü bir tane evet. Samet ve çok yok yok, Samet'in hiçbir alakası yok Serap abla. Şimdi onun dışında da Murat zaten bu isimde
Çünkü yazdığı şiirde Murat'cığım anladığım kadarıyla bu Samet'e çok sitem ediyor. Yani sanki Samet denen birisi onu çok fazla üzmüş gibi bir ifade varmış. Doğru mu Murat'cığım? Evet doğrudur. Yazdığı şiirde Samet'e sitem ediyor ve özellikle vurgu yapıyor ve yine yuvarlak içerisine alarak, birazdan ekranlarımıza da yansıtacağız, yuvarlak içerisine alarak da Samet ismini özellikle vurguluyor orada. Görülmesini sağlıyor ve sitem ediyor Samet'e. Yani Samet'le ilgili yaşadığı bir sıkıntıyı şiire dökmüş ve bu şiiri de özellikle kağıda dökmek istemiş. Şimdi o şiirde Murat'cığım tabii biraz küfürlü ifadelerde olduğu için onu getiremiyoruz ekrana ama elimizde var ve bayağı sanki onu çok üzmüş bir genç çocuktan bahsediyor. Şimdi Seravam, şimdi Samet'i ben tanımam da bu asırı Samimi tanırım. Yani babası izin vermez böyle bir şey zaten. Yok bu değilmiş zaten. Bu değil dedi. Biz evet, inanıyoruz ona. O isim olduğu için isim benzerliğidir ha, ama yani. Ama başka bir Samet olabilir. Bilmiyorum. O değilmiş. Bilmiyorum. Peki Sevda Hanım. Efendim Sara Baba. Hani canım hani kızlar bir anneleriyle daha çok dertleşir falan ya. Acaba sana bir isimden bahsetti mi Samet diye? Yok ablacığım bana hiçbir şey söylemedi. Ya da işte kendi istemiyordur da Samet üzerine düşüyordur bir şeydir. Rahatsız oluyordur bundan. Ya da benimle ilgileniyor. Yani anneyle dertleşilir ya. Seninle dertleşir miydi? Yok yok kesinlikle hiç bana bir şey anlatmazdı. Bu Samet olayını evet biz de biliyoruz Yasemin'in bu kuzeni olduğunu da. Yok o değilmiş zaten. Şimdi zaten evet, şey var mı annesiyle böyle bir şey yaptığımızda annesine dedi anne fazla konuşma konuşsa batıyor sendir diye yani böyle normal sohbetimizde yani kelimeleri bir araya getirip de söyleyemeyin der gibisin annesine. Anladım. Peki şimdi o zaman şu mektubu dün bulunan mektubu sürpriz bir şekilde bunu bulunca ve okuyunca Mehmet Bey şaşırdın mı? Ne hissettin? Vallahi hiç şaşırmadım. Ya ben şaşırdım vallahi. Vallahi ben hiç şaşırmadım yani o ilk Rahap'ta ilk gördüğüm mektuptan sonra ne mektup yazabilir ki yani? Yazdığı mektuplarda ne anlamı olabilir ki? Ben çok anlam yükledim buna ben, ya. Ben bilmiyorum ben hiç anlam yükleyemiyorum. Gerçekten. Vallahi hiç anlam yükleyemiyorum. Şimdi getireyim yani, ekrana. Bakalım. Getirin. Ben işte dün şey oldu ben de direkt muhabirinizi aradım çok söyledim. Çok iyi yaptınız sağ olun da buradan bu kızın ruh hali bile anlaşılıyor yazdıklarından. Ben bunu ruh hali ruh olayını ben çözemedim. Ruh hali ne bizde niye yoktu onlarda var ruh hali ben. Ne anlama geliyor bu ruh hali? Herkesin ruh hali bir değil ki. Ne bileyim hocam ya. Ya ben, beyin... Şimdi benim içim kan alıyor mesela. Dışarıya yansıtamıyorum. İşte bu senin ruh halin mesela. Ruh halim ne? Ama... Başka yani, bir baba ağlıyor mesela. Bu da senin ruh halin. Onun ruh hali. Şimdi hissizleştim ya da hissizleştirildim. Evet doğru ben çok değiştim. Hal ve hareketlerim, konuşmalarım çok değişti. Ama beni bu hale siz getirdiniz. Ben bu hale sizin yüzünüzden geldim. Ben de eski Gamze'yi çok özledim ama yapacak bir şey yok. Eski Gamze mazide kaldı. Uzun lafın kısası bu saatten sonra kimse beni eski halime geri döndüremez. Gün geçtikçe daha da kötü ve katı birisi olacağım. Emin. Tövbe estağfurullah. Ne, bundan ne sonuç? Cehennemin dibine mi dedi? Cehennem, hani daha bir kötü gamı. Yani orada çocuk yardım çığlığı atıyor depresyonda. Hocam yardım depresyon çığlığı... diye bir hastalık var duydunuz mu hiç? Yani hastalık diye bir şey var. Hocam tut zaten diye bu bir depresyon şey hastalığı mı insanoğlu kendi çıkarttı. Biri başladı depresyondayım. Ondan sonra millet başladı depresyondan. Biri başladı elektrik sorun, alamıyorum. Bunu bizden çıkarttı yani. Evet yani bu hastalıktan kaç kişi ölüyor her sene? Kaç tane genç adı bu hastalıktan ölüyor? Adı depresyon konuldu yani ölüyor. Hocam şimdi. Siz diyorsunuz ki intihar eder bunlar cehenneme gider. Hayır onlar intihar etmiyor. Onlar hastalıktan ötürü nasıl kanser olur insan ölür? Kanser oldu iyi kanser oldu geberdi mi diyorsunuz? Ya biz öyle bir şey demiyor. Ben kendi çocuğuma diyorum. Ya yapmayın diyorum. Bakın ya burada mesela, gençler de seyrediyor bizi. Ya gençler de seyrediyor i̇yice, da. İyice insanları siz diyorsunuz kötüye ki, sevk edeceksiniz. 17 yaşında çocuğum var şeye gönderiyorum. Bakın, mesela partiye gönderiyorum arkadaş eğlence. Kız çocuğunu gönderen var mı 17 yaşında çocuğunu? Burada bir kimse gönderdi göndermedi şu anda diye değil. Onu değil mi? Evet Bey. Yani ben bunları değil. Yapmadıysam mı yazıyor bunu? Çocuk hayır hayır. Senin kızının klasik belirtileri sayıyor paylaşamadığı bunda bir sıkıntısı varmış. Tamam da Seriba Hanım benimle paylaşmıyorsa annesiyle, i̇şte, annesiyle paylaşmıyorsa onu, yengesiyle. Peki, evet Hatice çocuğunun babasıyla evlenen kızının
hamile olduğu iddiasıyla dün biz sizlere veda etmiştik. O konuya geçeceğim ama biz 16 yaşında bir kız çocuğunu arıyoruz efendim. İnşallah hayattadır. İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. Mehmet Bey kardeşim sen de bir sakin ol. Kızgınsın. Burada konuşulanlara kızıyorsun ama asıl kızgınlığın kızına, o da şu sebeple seni rezil ettiğini düşünüyorsun. Yok kesinlikle. Ben etrafa karşı mahcup hissediyorsun şimdi, diye düşünüyorum. Şerif Hanım benim yani şimdi Allah'tan başka kimseye hesap verecek durum yok. Biz Allah'tan korkar, Allah'tan utanır. Yani kulundan niye utanacağız? Ha, ya kesinlikle öyle hissetme öyle bir, zaten. Yok öyle bir şeyim yok yani anlama aşağı yüzüm ah benim. Tamam. Ben öyle vay kulundan utanacağım, vay ona hesap vereceğim diye bir sorunum yok mahcup çok şükür. Mahcup olma yani. Mahcup evlat değilim. Bu. 16 yaşında bir çocuk o çocuk. Mahcup değilim. Ha. Kesinlikle. Onun için çok öfkeleniyorsun bazen. Bak bir de şunu söyleyeyim sana. Hiç kimse kimsenin yaşam tarzını eleştirmeye, kınamaya, efendim hayır yani, bizim gibi yaşa demeye hakkı yok. Tabii. Sen öyle yaşarsın, ben böyle yaşarım, tabii, o öyle tabii, yaşar. Tabii tabii, herkes de ama siz çocuklarınızı 17 yaşında partiye gönderiyorsunuz. Dedin ya biraz önce. O partiye gönderiyor gittiğini... musunuz dedim. Ha, göndermiyor. Gönderen de var, göndermeyen de. Ya, o herkesin kendi sorunu. Ama benim etrafımda 17 yaşında partiye giden çocukları olan ailenin hiçbirinin kızları kaçmadı. Hiçbiri eğitimini aksatmadı. Hepsi aslanlar gibi okudu. Şimdi burada kız arkadaşlarımız, sağlıkçı arkadaşımı görüyorsun, kameraman arkadaşımı, başı açık, gayet medeni, başka türlü bir yaşamları var. Onları da kınamıyoruz, sizi de. Ama sen onlara kötü gözle mi bakıyorsun? Onlar okudu, eğitim gördü ve buralarda çalışıyorlar diye mesela ben. Bana kötü gözle mi bakıyorsun? Şimdi Serap Hanım, açık açık konuş. Serap Hanım ben açık açık... Ben araba kullanırken temsil diyorum. Herkes bilir. El kaldıran dahi olsa bile kim olduğuna bile bakmam. Şimdiye kadar bakmadım. Son bir haftadır araba sürerken kızım kayboldu. Şimdi millete bakıyorum ki hep bahar oldum. Acaba ters tepki alacağım diye korkarak bakıyorum yani. Ben kimseye bakmam. Herkes benim anam bacım. Kimsenin kızına da bakmam. Eşine de bakmam. Lafta söylemem. Herkes kendinde ama ben böyle bir insanım. Ben bakmam. Ben başka bir şey soruyorum. Sen bana kötü gözle mi bakıyorsun? Kesinlikle. Hayır ben sence ahlaksız bir kadın mıyım? Kesinlikle o kendinin sorunu, ha, benim sorunum o değil. O kız ahlaksız bir kız mı mesela? Başı ne açık, diyorum? Efendim üstü başı daha açık saçık. Ben dün öyle kolsuz giymişim. Onlar üniversite okumuş. Ama hiçbiri evinden kaçmamış ha bu arada. Böyle bir mektup da yazmamışlar. Demek ki sen bunları yaparak kızını evde tutamadın. Bir yanlış var ortada. Ama sana işte doğru gelen yanlış ama ona var da yanlış buradaki gelen. Yanlış tamam o sıkılmış olabilir de niye içini birine dökmedin? Bunlar kime yaşanıyor. Kime dökecekti biliyor musun? Biraz önce dedin ya reddettin. Bilimi reddediyorsun, eğitimi reddediyorsun. Depresyon diye bir şey uydurmuşsunuz. Bir şey soracağım. Sen hiç köyün delisi diye bir tabir duydun mu Mehmet Bey? Duydum. Var mı etrafında öyle? Var. Deli, meczupan, deli. Çoğu var, bizden şimdi, akıllı. Bizden akıllı değil tabii. O bir hastalık. O bir hastalık değil mi? Deli yani. Şimdi bu en ileri aşaması. Ben deli derken tırnak içinde bunu söylüyorum. Köyün delisi diye bir şey var. Şimdi ruhsal bazı hastalıklar var. O öyle, öbürkü böyle. Seninki içine kapanık. Seninki mektupla ancak yazarak kendini ifade edebiliyor. Diyorsun ki bak annesiyle konuşmaz bile çünkü anlamaz annesi diyorsun. Şimdi Mehmet Bey gibi insanlar mutsuzluk ve depresyonu karıştırıyorlar. Hı. Depresyon bir ruh hastalığıdır. Hı. Mutsuzluk başka bir şey. O ihtiyaçlar piramidindeki ihtiyaçlarını karşılayamayan, tatmin olamayan insan mutsuz olur. Bu farklı. Ama depresyon dediğimiz hastalık bu dışsal etkenler de etkiler ama esas olarak genetik yapı çok beyin önemlidir. Beyin kimyası bozuktur kızım ha, ya. Serotonin denen beyinde bir madde var. Hormon ve nörotransmitter deriz yani. Sinirlerdeki geçişleri sağlayan o serotonin maddesinin seviyesi düşer. O düştüğü için sinir geçişleri olamaz. Bunun da çok klasik belirtileri vardır. Nedir? Duygularda küntleşme yani hissizleştim diyor. Hislerin kaybı. Karamsar düşüncelere kapılma. Kendini ifade edememe, içine kapanma. Enerji düşüklüğü, bir içinden bir şey yapmak gelmeme, her şeyin zor gelmesi. Mesela sabah namazı zor geliyor diye. Gelir depresyon çünkü. Enerjisi düşük, serotonini düşük. Ve bu bir ilaçla eğer, yani bu bilinç olsa, ya bu kızda bir değişiklik oldu, bir haller oldu diye fark edilip konuşulmaya çalışsa, bir doktora götürülse, ilaç tedavisiyle 15 günde sonuç alınır. Bu arada çevresel şartlar da düzeltilirse tekrarlama olasılığı da düşer. Çünkü bu da tekrarlarla da giden, bir kere olan
aynı kötü şartlara düştüğünde tekrarlardı hastalık. Yani sadece tedavi oldu bitti değil, ondan sonra hayat şartlarını da düzeltmek gerekir. Şimdi biraz böyle önce bir senden bu. Önceki Mehmet Bey baba ne dedi? Ben hakim olamıyordum sinirlerime. Oğlum bana bir uyarıda bulundu. Hemen doktora gittim, ilaç almaya başladım dedi. Şimdi geliyorum ikinci mektuba. Burada aslında Gamze'nin sizinle konuşamadığı, diyorsun ya annesiyle de konuşamıyordu. Aslında konuşmuş Gamze. Kağıda konuşmuş, kaleme konuşmuş. Diyor ki Gamze'nin yapmaması gerekenler. Yapması gerekenler. Gamze sussun, konuşmasın. Gamze gezmesin. Gamze dışarı çıkmasın. Gamze arkadaşına gitmesin. Gamze sevgili yapmasın. Gamze kimseyle konuşmasın. Gamze ev işi yapsın. Gamze babasından hakaret işitsin. Gamze gülmesin. Gamze mutlu olmasın. Geçelim öbürüne. Evet, hayatım berbat bir hal aldı. Yaşama sevincim kalmadı. Eski Gamze yok artık. Ben kendimi çok özledim. Kimse bana hak vermiyor. Kimse beni sevmiyor. Yoruldum. Bıktım. Yeter artık. Beni öldürün diye yazmış. Çok, çok klasik. Yani tipik benim anlattığım rahatsızlığın akıl rahatsızlığı. Ciddi bir akıl hastalığıdır. Yani kanser nasıl hani bedenin çok ciddi ölümcül bir hastalığı. Depresyonda beynin çok ciddi bir hastalığıdır. Ve işte bakın o enerji düşüklüğünden yoruldum diyor ya. İşte buradaki sıkıntı gene bir hastalığın tezahürü olarak, yani şartların kötülüğünden değil bu. Yoksa işte toplama kampında, savaşta, şurada burada insanlar bir gün daha hayatta kalmak için neler yapıyor. Sıkıntı burada intihar düşünceleri oluşur bu hastalıkta. O yüzden süratle ilaçla müdahale edilir. Bunlar oluşmasın diye ve doktor kontrolünde tedavi edilir. Peki. İnşallah Gamze kızımız bir şey yapmamıştır. Hocam bu mektuplar bize Gamze'nin Allah korusun da kendine bir zarar vermiş olma ihtimalini getirmeli mi? Tabii, çünkü çok klasik, yani bu klinik belirtileri tek tek yazmış ve kendini çok iyi gözlemleyebilen zeki bir kız. Kendinin çok farkında, klinik belirtileri olduğu gibi ifade etmiş. Bu işin sonu da maalesef tedavi edilmezse, müdahale edilmezse intihardır. O yüzden dedim çok genç ölüyor bu konuda. Yani anlaşılamadığı için, hasta olduğu anlaşılamadığı için. Mehmet hocam, şimdi bu dinledikleri, bu okuduklarımızdan, sen bunu daha önce de okudun ama şimdi böyle okuyunca Gamze koş, sussun, konuşmasın, gezmesin, dışarı çıkmasın, arkadaşa gitmesin, sevgili yapmasın, kimse ev işi yapsın, babasından hakaret işitsin, gülmesin, mutlu olmasın. Bunlar aslında ben de çok bıktım her şeyden ama annem üzülmesin diye gülümsüyorum. Şimdi bunlar mıydı gerçekten Gamze'ye dayattıklarınız? Böyle mi yaşamasını istiyordunuz? Size ben söyleyeyim, bu anlattıkların hiçbir kelimesine doğru bir şey değil. Bilmiyorum. Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Görmemişsin demek ki. Fark edememişsin. Hayır. Konuşmasın. Gülmesin. Hep gülmesin. Babasına hakaret etsin. Bunlar oldu mu? Çok konuşuyorsun, çok gülüyorsun. Kız çocuğu gülmez gibi. Kesinlikle. Bak, bunların A'dan Z'ye hepsi yalan. Ha, sadece burada sevgili yapmasın. Hı. Tamam, 16 yaşında yapmasın peki. Tamam. Bu. Peki, yapmasın. Ama Gamze sussun, konuşmasın, gezmesin, dışarı çıkmasın. Dışarı çıkmadı ki yani. Mahallemizde ne bileyim arkadaşına gidiyor, evde oturuyor, annesiyle, anneannesiyle gidiyor. Annemle mesela Argıncı halamgile gidiyor. Annem alıyor, düğüne götürüyor, düğün olduğunda. Daha ne yapayım ben? Hı hı. Daha bunlar, Allah da şahit, köylümüz de şahit bunlara. Peki. Annem alıyor, hadi kızım mesela okul şeylerinde gidiyorlar, İldem'e gidiyorlar sürekli değil. Lazım olduğunda hadi kızım gidek, pazardan elbise alıyorlar. O pazarından elbise alıyorlar, geliyorlar. Baba şunu aldım, şurada ucuz, hadi oraya gidek, oradan al. Tamam kızım, hadi gidek. Bunlar hep yaptım ben. Gamze yalan söylüyor olabilir mi? Hayır. Şimdi şöyle, bu hastalığın gene tezahürlerinden birisi. Yani bütün akıl hastalıklarımız. O yüzden akıl hastalığı diyoruz. Hocam, gerçeklikten kopma vardır. Yani var olan durumların abartılması vardır. Bu akıl hastalığı çünkü. Yani gerçeği tam olarak değerlendiremiyor. Muhakkak ki Gamze'yi çok seven insanlar var. Belki babası da çok seviyor. Ama belki de seviyorum zaten. Ama o hastalığın tesiriyle
Ona her şey kötü geliyor. Her şey karamsar geliyor. Hocam. Söylenen her laf küfür gibi gelir. İşte Serap Hanım, bu. Gamze yalan mı söylüyor dedim de siz neden, neye dayanarak hayır diyorsunuz? İçinde ben varım yani. Gamze gerçekten hissettiği şeyi bir dakika. Siz anlamıyorsunuz Mehmet Bey. Şimdi benim size burada anlatmak istediğim şu. Evet, siz bunları yapmıyor olabilirsiniz. Siz belki dışarı çıkması yasaklamıyorsunuz. Gezmesini yasaklamıyorsunuz. Her gün hakaret etmiyorsunuz. Ama bu kız böyle hissediyor. Ve bu da hastalığının bir tezahürü. Çünkü bu hastalıkta gerçeği tam olarak değerlendiremez insanlar. Ben bu konuda biraz yenge Yasemin'le konuşmak istiyorum. Canlıdılar değil mi? Yasemin'cim, şimdi bu mektupları okuyunca gerçekten ben çok üzüldüm. Yani insanlar da üzüldüler. Ama baba da diyor ki yani buna herkes şahit. Ben kızımı eve kilitlemiyorum. Düğüne de gidiyor, oraya da gidiyor, buraya da gidiyor. Sen ne diyorsun bu konuda? Abart. Orada bir sesler geliyor. Biraz sessiz olmalarını rica edeceğim. Kapı mı? Kapıyı kapatırsak eğer. Serap abla, öncelikle insan yaşamadığı bir şeyi kağıda dökmez. Bravo. Yani insan yaşamadığı bir şeyi neden kağıda döksün ki? Ya ben de bir takım aslında eniştemin bazı davranışlarını çok hani abartı buluyordum. Mesela bize geldiklerinde kalmak istediğinde yani yabancı biri değil kalmasına zor izin veriyordu. O da hani kardeşiyle Ahmet'le beraber olmak şartıyla. Ki dayısının evi, doğru evet, mu? Evet, aynen öyle. Yani yaşamadığı bir şeyi kağıda dökmez aynen, insan lafı. Yaşamadığı bir şeyi kağıda dökmez bir insan. Yani gerçekten bunları yaşadığına inanıyor Gamze. Ben de diyorum aynen. Kardeşlerimle kalsın beraber kalmıyorum. Bırakıyordum evime gidiyordum. Tek kalsa ne olur? Ya benim de bana göre bir şeylerim var ya niye tek kalıyor yani? Dayısının evi ya. Yengesi var bak mis gibi. Dayısının evini de dayısının yengesini daha ne zamandan belli doğurdu sana? Bunlar ne zamandan belli gelip de bu şekil konuşuyor ki şimdi? Yani... Sana ne diyeyim yani? Ya diyecek bir şey bulamıyorum ben arkadaşlık ya. Etmek istiyordu. Az arkadaşı vardı. Ben zamandan belli zaten diyordum bu böyle konuşuyor. Ben zaten kendiyle konuşmasını bile istemiyordum ki yani beni zorla konuşturuyor. Kimle konuşmasını? Yani fazla böyle odaya kapan, odaya kapanmayın diyordum kızıma. Yasemin'le. Yani. Ne var Yasemin'den? Yok yok odaya kapanıyorlar. Kapansın ya iki kadın. Kız ya tabii, bunlar. Tabii tabii. Ne var bunda Sayın yani ama. Yasemin onu kötü mü yönlendirecek? Sevda ne diyor söylesin. Efendim Sevdacığım. Serap abla ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle canım. Hani eşim orada ben kızımı istemiyorum diyordu ya. Ben tam tersi. Ben kızımı istiyorum. Ben her ne olursa olsun ona sarılacağım ben. Çok ya şimdi burada edin, bazen he? Hani sinirlendiği için mi hep mi böyle? Onu anlamaya çalışıyorum ben. Hayır. Sevda. Hayır Serap abla. Genelde böyle değildi benim kızım. Sonradan oldu böyle. Hayır hayır. Kocandan bahsediyorum. Evet. Cehenneme kadar yolu var diyor mesela. O an bir o anki şeyle mi sinirle mi söylüyor? Sinirle sinirle söylüyor. Serap ablanın kızı kaybolmuş, kaçmış, artık kaçırıldı mı bilmiyoruz da. Şimdi o biraz sinirinden öyle diyor. Bir şey diyeceğim Sevda. Şimdi evet, buradaki ablacığım. Konuşmalar işte Yasemin'den ne senin erkek kardeş kaç senelik evlisiniz Yasemin? 6. 6 senelik yengesi. Yani elinde büyümüş arkadaşlık yapmak istiyor. Yasemin'le bir odaya kapansa ne olur, kapanmasa ne olur. Yok buraya geldiklerinde konuştu zaten Serap abla. Kız kıza orada bir şey konuşuyorlar. Orada evet, kalmak istiyor. Ama ben bilmiyorum. Kardeşinden de uzaklaşmak istiyor belki. Bir de diyor ya kardeşimi daha çok seviyorsun. Evde kalabalıksınız. Ya ben şurada kafamı dinleyeyim yengemle. Niye illa kardeşi de kalıyor? Dayıdan ne zarar gelir diye mi düşünüyorsun? Kafasına fitne fücür. Yani ne anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum Mehmet Bey. Bir şey demiyorum. Vallahi anlamıyorum. Kusura bakma. Demiyorum. Demiyorum bir şey demiyorum. Kızım hakkında hiçbir şey bilmiyorum ben. Bilmiyormuşsun değil mi? Bilmiyorum. Peki şimdi Allah şimdi, korusun. Şimdi bir şey söyleyip de hani bir atasözü var ya birine laf söylerken insana diğer gibisine o yüzden susuyorum şu an. Mehmet Bey şimdi kızın izliyorsa inşallah da hayatta... Ya izliyorsa ben onu her şeyle kabulüm yani gelsin. Şimdi orada ben gelmez dinleyince... Ama böyle şeyler olmayan şeyleri görünce ben sinirleniyorum. Mehmet Bey böyle gelir var. Mi sence?
Böyle bu şekilde gelmez. Cehenneme gitsin ama deyince kız ama gelir mi? Ama 16 senelik babasıyım ben yani. Mehmet, benim huyum biliyor, uzun biliyor, dövüp dövmediğimi biliyor. Belki kızına sevgini hissettiremiyorsun ama bu kız çocuğu demek ki sevgi bekliyor, ilgi bekliyor. O depresif halden kurtulması. Bak kağıda dökeceğini belki de sana anlatabilirdi. Kimseye anlatmamış. Yani kızgınlığın üzüntünün üstüne geçmesin burada. Tamam, bak burada hocam, şimdi kızıyorsun madem kızına ama yani kızgınlığın kızının kaybından dolayı ne kadar üzüldüğünü görüyoruz. Şimdi madem herkesten çok üzüldüğünü de biliyoruz. Ama böyle anlatmış, yansıtma bunu. Yengesini kızın anlatmış, izleyebilir bunu. Yengesini anlatmış madem. Yengesi niye bilir ahlı başında olup da enişte kızım böyle böyle yapıyor işte şu şu önlemleri al niye dememiş bana? Öngörmemiştir böyle bir şey olabileceğini. Bana kimse söylemezse. Sana bunu söylese demek ki kızı kilit yani, altına alacaktın yani, bir de. Yani. Bunu yapmadan zaten kız baksana nelerden şikayet ediyor. Bir de yenge bunu söylese kızı kilitleyecektin herhalde. Ne bileyim ben baksana kızın yazıyor. Yenge de diyor ki Yasemin evet bence de eniştem abartıyordu. Enişte mi diyor işte eniştem abartıyordu diyor. Bizde bile kalmasına izin vermiyordu. Kız belki kafayı dinlemek istiyordu. Okumak istiyordu sen hayır diyordun. Ya okuyanlar kötü mü ya? Yani insan hem dindar olabilir, hem ibadetini yapabilir, hem okuyabilir. Hatta okuması gerekir. Ha, okuması gerekir. Oku der yani. Hem doktor olabilir, hem efendim avukat olabilir, mühendis olabilir. Hepsi birden de olabilir. Mehmet Bey. Ama yani mesela o anki bir hatasını yakalayıp da tam okumayacağın kızım deyip de kesir battıysam suçlu benim. Ama daha 2 senem var kızım. Hele bir liseyi bir bitir bah diyorum. Ondan sonra belki daha da okuyacak. Bu kızı bulacağız. Gerçekten de bulmayı çok istiyorum. İnşallah. İnşallah başına da bir şey gelmemiştir. İnşallah. Bu arada seyircilerimizden çok çok güzel de mesajlar geldi bu konuyla alakalı. Aslında ekrana da getirmek isterdim. Ama biraz şimdi Gülbahar konusuna geçmek istiyorum. İnşallah iyi haberler vereceğiz Mehmet Bey. İnşallah. Sen de burada konuşulanları ne olur hocalarımızın da söylediğini evet, biraz şöyle bir düşün. Hatta ben onu yani okurken baktığında şunu beklerdim bir baba olarak. Hay Allah ya. Ben farkında olmadan herhalde biraz ipin ucunu kaçırmışım. Benim kızım meğerse neler yaşıyormuş diye bir düşün isterdim. Ama düşün sen yine de. Şimdi Gülbahar konusuna geçelim. Hatice burada dün onu şöyle finalize etmiştik. Son 2 dakikada dedi ki benim kızım ben hem şüphelerim var hem duyumlarım var. Yani çocuğumun babasıyla evlenen öz kızım hamileymiş diye bitirdi. Bunu şimdi bir konuşacağız. Bir de Kemal Bey'le bir cümle konuşacağım dönüşte. Gülbahar Şahin 18 yaşına girer girmez annesi Hatice'den bir çocuğu olan 37 yaşındaki Uğur'la kaçarak evlendi. Tüyler ürperten olayda tek suçlu Gülbahar mı? 13 yaşında bir çatı altına baba figürü, abi figürü, ne figürü derseniz deyin. Bir otorite figürü olarak girmiş. Sonrasında 13 yaş itibariyle de duygusal istismara uğrayarak büyümüş o ev içinde. Gülbahar bence kurban burada. Evet. DNA testi yaptıracaklar mı? Çok ağır iddiaları oldu. Özellikle DNA konusuyla ilgili. O çocuk benden değil. Ben Gülbahar'ın onun kızı olmadığını zannediyordum gibi. Tamam abla DNA testi yaptırsın. Hatice'nin şok iddiası gerçek olabilir mi? Madem böyle kızım cuma günü nikah kıydılar apar acele. Benim kızım hamile olabilir. Ne? Evet. Böyle bir duyum evet, mu? Şüpheleniyorum. Duyum da aldım, şüpheleniyorum da. Ne diyorsun ya? Evet abla. Biraz daha. Efendim, kayıp Cevat Demir'in babası Kemal Bey. Kemal Bey, seyircilerimizden şöyle bir şeyler geliyor da Kemal Bey'i orada zorla tutuyorsunuz. Biz ona çok üzülüyoruz. Cevat Demir dosyası çözülmedi daha. Biz sizi zorla mı tutuyoruz burada Kemal Beyciğim? Öyle bir şey yok ya. Öyle şey mi olur? Peki ben zorla kalıyorum. Öyle bir şey olmaz. Olur mu? Geçen zorla bizi burada yemeğe götürdü mesela. Ay zorla bizi yemeğe götürdü. Tuttu bir yemeğe götürdü. Şimdi öyle bir zorlama hiçbir yerde yok. Hiçbir şekilde de ben olmaz. Ben burada bir umutla bekliyorum. Bravo. Ve bu ümidimi yitirmemek için de burada kalacağım. İnşallah. Yani ya ölüsü ya dirisi. Bulayım da. Evet efendim bu cevaptan tatmin oldunuz mu bilmiyorum. İnşallah. Sorunuzun cevabı hayır oldu mu? Emniyetten gelecek bilgileri bekliyoruz. Emniyet bazı konularda konuşmamızı rica etti. Biz de bu ricalarını kırmadık.
bildiğimiz şeyleri konuşmuyoruz. Kemal Bey de bayram sonrası, hatta beni alın burada, açılma sonrasıydı. Evet, evet. Beni alın buradan, ben orada kendimi daha iyi hissediyorum. Bir umut benim için orası. Aynen öyle. Dedi ve burada başımızın üstünde tutuyoruz olun, kendisini. Bu konuda umarım tatmin olmuşsunuzdur. Bir de öküzün kimse altında şey buzağı diyemez. Aramayın artık yani. Hakikaten. Kimse öyle bir şey diyemez deme hakları da yok. Evet, kimse şimdi Hatice, dün veda ederken bir kere önce bir canlı yayınımız olacak. Ona bir bağlanacağız. Kızım hamile. Yani senin çocuğunun babasından senin öz kızın nikahlandı geçen cuma. Daha bir hafta bile olmadı. Ve sen onun hamile olduğunu duyduğunu söylüyorsun. Evet abla, bundan iki gün önce beni bir özel numara aradı. Alo dedim, alo dedi. Kimsiniz dedim, benim kim olduğumu ne yapacaksın dedi, bir bayan. Ablam dedi, ben seni çok iyi tanıyorum. İsmin Hatice değil mi? Evet abla dedim, Hatice dedim. Hatta dedim, numaramı nereden aldın dedim, sosyal medyadan dedi. Evet ben numaramı dağıtmıştım. Kızımı bulun, ölümü, dirimi, sağımı, kızımı bulmak için sosyal medya numaramı dağıtmıştım. Abla dedi, sen kızını boşa arama dedi. Uğur Haber'den 3 aylık hamile dedi. Biz bunu duyduk dedi, biliyoruz yani da dedi. Yani 18 yaşını doldurmadan o zaman... Eğer bu iddia doğruysa... İddia o öyle söylendi. Yani telefon açıldı. Ben de kafama kuşku girdi. Dün yayında söylemek istedim. Şimdi yayında Hatice, Gülbahar'ın söylediği... Bizim bir yıldır bir zaten ilişkimiz var dediği 17 yaşında olmuş oluyor. Bu 17 yaşında geriye dönük olarak Uğur'la ilgili çocuk istismarı... Reşit olmayan kızla beraber olma... bir ihbar niteliğinde kesinlikle midir? Kesinlikle bu bir ihbar sayılabilir. Hatice de bu konuda savcılığı harekete geçirebilir. Yani 18'den bir gün önce de olsa, rıza bile olmuş olsa bunun adına biz istismar diyoruz. Türk Ceza Kanunu'na karşı da uğran bir cezayla karşı karşıya kalması gerekir. Ayrıca şöyle, özür dilerim, tabii, şöyle tabii. Bir şahitler de var. 5 yıldır birlikte yaşadıklarına ve bu evet. Çocuğun 13 yaş itibariyle Uğur'un da olduğu evde olduğuna, dolayısıyla çocukken itibaren de duygusal istismara uğradığına ilişkinde çok sayıda tanığı var. Kesinlikle. Cumhuriyet Savcılığı'nın, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuyla ilgili olarak yayınımızı ihbar kabul ederek 18 yaşından küçükle birliktelik yaşamanın suç olmasından kaynaklı bir, iki annesiyle bir birliktelik yaşamışken annesinin bir önceki evliliğindeki kızıyla evlilik yapmak bana göre sadece ahlaken değil hukuken de o evliliğin yani Gülbahar'la Uğur'un evliliğinin mutlak butlanla sakat olduğu anlamına gelir. Cumhuriyet Başsavcılığı bu evliliği bir irdelemeli. Eğer gerçekten bir sıkıntı varsa bu evliliği iptal ettirmeli. Ve de bu 3 aylık hamile iddiasının da tabii burada çok önemi olacak ama şimdi bir Kubilay Erdaş'a gidelim muhabirimize. Çünkü Uğur'la ve Uğur'un işte Gülbahar'la yaşadığı yere yakın bir yerlere gitti ama orada bir şeyler oldu. Şimdi nerede biliyor musunuz Kubilay? Daha önce Hatice, Uğur, işte çocuklar hep birlikte yaşadıkları aile evim. Görünürdü aile olarak yaşadıkları evin önünden yayın yapıyor. Burası da tabii çok enteresan oldu şimdi. Tabii. Gerçekten. Evet Kubilay'cığım, orada neler oluyor bir senden dinleyelim şimdi Anamur'da. İyi yayınlar Serap Baköz. Teşekkürler. Bildiğiniz gibi hafta sonundan bu yana Gülbahar'ın ve Uğur'un peşine düşmüştük. Araştırmalar yaptık ve araştırmalarımıza da hala devam ediyoruz. Biz bu sokağa aslında yaklaşık 5 gündür 7. 8. gelişimiz. Çünkü insanların konuşmasını istiyoruz. Herkes farklı şeyler ifade ediyor. Biz doğruya ulaşmaya çalışıyoruz. Kimi diyor ki işte bunlar burada birlikte yaşamadılar. Kimi diyor ki hayır hep birliktelerdi biz bunu görüyorduk. Kimi diyor ki Hatice Hanım çocuğunu dövüyordu. Kimi diyor ki hayır öyle bir şey yok el bebek gül bebek büyütüyordu tarzında. Şimdi biz bu sokakta yayın yapıyoruz. Konuşmak isteyenlere mikrofonumuz açıktır. Gerçekleri söylemek isteyenlere mikrofonumuz açıktır. Biz burada bekliyoruz. Dün yine yayınımızın ardından bazı araştırmalara yine devam ettik. Bu araştırmalar neticesinde de şöyle bir durum ortaya çıkıyor açıkçası. Konuşanların iddiasını iletiyorum ben elbette. Uğur'dan ve ailesinden çekindikleri için insanlar aslında konuşmak istemiyorlar bizimle ve hani bizi oldukları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bizim başımızı belaya mı sokacaksınız? Bizi onlardan uzak tutun. Ne halleri varsa görsünler tarzında şeyler duyuyoruz insanlardan. Bu olay yüzünden Uğur ve Gülbahar arasındaki olay yüzünden Uğur'un ailesinin
işlerinden olduğu, hatta bulundukları yerde istenmediklerine dair bazı bilgiler alıyoruz biz konuştuğumuz insanlardan. Şimdi Hatice Hanım'ın, Gülbahar'ın ve Uğur'un birlikte yaşadığı sokaktayız. Dediğim gibi 4 gündür 7. 8. kez buraya geliyoruz. Yine konuşmak isteyen olursa, gerçekleri anlatmak istiyorum, ben bunların hepsine tanık oldum diyen olursa biz burada bekliyoruz. Aslında burada şimdi bu Uğur ve Gülbahar benim yayındaki onlara karşı olan, onları savunmama tavrımdan rahatsız olmuşlar. Uğur, Gülbahar, yayına çıkmanızı çok isterim. Ayrıca Uğur'a dün buradan seslendim. 15 dakika boyunca hiç sesini kesmeden, sözünü kesmeden ben, Hatice, hiç kimse, hocalarım da dahil olmak üzere sana konuşma hakkı tanıdım. Ama bu seni savunacağım anlamına gelmiyor. Ben seni savunamam. Yani sen ekrana çıkıp istersen Türkiye'deki en büyük reytingi bana kazandıracak ol. Ben yine de bildiğimi savunacağım. Aynen. Ben doğruyu savunacağım. Senin çıkmamanı o yüzden önemsemeyeceğim. Ama çıkmak ister, konuşmak istersen sana 15 dakika süre tanıyacağım diyorum. Bunu tekrarlıyorum. Bir. İkincisi, savunulacak bir tarafınız yok. Ama bak, ama diyorum. Bir iddialarınız var, iki tane. Bir tanesi çocuğun senden olmadığına ilişkin. İkincisi de Gülbahar'ın Hatice'nin kızı olmadığına ilişkin. Bunların hepsi DNA ile kanıtlanacak şeyler. Bu DNA sonuçlarını yaptırın. Zaten bu siz kendi rızanızla yapmazsanız yasal yollarla, kanun zoruyla yapacaksınız. Bu süreci de hemen başlatacağız. Bunu da söyleyeyim. Bunun tazminat yolu da açık, her türlü yolu da açık. Ama siz bir an önce, çünkü bunlar bize gelince iki günde tamamlanıyor ya, bitiyor ya, sonuçlanıyor. Siz bunları kanıtlarsanız DNA yoluyla, işte o zaman derim ki ha, gerçekten sen, kızın değilmiş senin. Evet. Ve bunu biliyormuş Uğur. Bu senin kızın değilmiş. Yine etik mi? Yine etik değil. Ama yine ucundan kıyısından kızın değilmiş. Olur. Dış kapının dış mandalıymış. Tutulur bir yere olur. Öbür çocuk Uğur'dan değilmiş. Uğur senin çocuğun değilmiş. Kardeşim sen doğru söylüyormuşsun gibi senin de hakkını teslim ederiz. Ama şu noktada sen ekrana çık çıkma, ister çık ister çıkma. Dediğim gibi Türkiye'nin en yüksek reytingini bana kazandıracak da olsan, çıktın diye ben sana hak veremem. Bu Türkiye'de de bu konuda hak verecek bir tek adam tanımıyorum. Allah'ın kulunu da tanımıyorum açıkçası. Onun için bize böyle Serap Hanım'ın tavrıydı, tarzıydı filan deme. Bu bir tavır ve tarz değil. Bu bir duruş. Bu bir etik. Bu evet. Bir efendim gelenek görenek. Bazıları da diyor ki ne gelenek göreneği, sen ne biliyorsun? Sen bilmem kimlere yaranmak için. Kardeşim ben Amerikalı anne babadan mı doğdum? Hollandalı anne babadan mı doğdum ben? Ben bu Türkiye topraklarında doğdum. Bal gibi de dinimi de geleneğimi de göreneğimi her şeyini bilen bir insanım. Onun için kimseye filan yaranmak gibi bir derdim yok benim. Böyle geldik, böyle gidiyoruz biz millet olarak. Bu Amerika'da da ahlaksızlık olarak niteleniyor, Avrupa'da da ahlaksızlık olarak evet, niteleniyor. Doğru. Tabii ki gelenek görenekten bahsedeceğim. Amerika'da doğmadım ben, Türkiye'de doğdum. Ayakları Anadolu'ya basan ananın babanın çocuğuyum ben yani. Onun için eleştirilerinizi de yaparken biraz Allah aşkına mantıklı şeyler söyleyin. Şimdi, evet... Kız hamile mi değil mi? Ağzınıza sağlık Serap Hanım. Çok haklısınız. Kendilerini bilmezler, konuşuyorlar böyle işte. Kendilerini bilmiyorlar çünkü. Hep onları haklı duruma düşürüp beni haksız. Bak yok ya, muhabiriniz orada. Benim komşumda anahtarım. Buyurun evime girin. Evime girin, canlı yayın yapın. Ben nerede oturuyorum? Nasıl bir yerde yaşıyorum? Yatağım, yorganım, şunun bunun bakın. Bir de bana diyorlar ki benim adımı kötülüyorlar. Yok pis iş yapıyor. Yok içiyor. Yok gazino, no, şu bu. Hatice oraları geçtik tamam, artık. Ayrıca sen bunları yaşamış da olabilirsin. O senin ayıbındır, kendi ahlakındır, kendi şeyindir. Bu hiçbir zaman senin kızının, senin hayat arkadaşının elinden alıp gidip evlenmesi ya da o adamın 13 yaşında eline gelmiş bir kız çocuğuna başka gözle bakmasını gerektirmiyor. Evet, o tabii. Ayrı konu, o ayrı konu. Bu arada bomba bir haberim var. Hatice, Gülbahar'ın babasını bulduk. Oley. Evet. Gülbahar babanı bulduk. Babanla arkadaşlarım da konuştu. Baban var yani. Hayatta Ziya diye bir baban var senin. Ve dedi ki aslında onun söylediklerini ben söylemeyeyim de haber müdürümüz Aybike Emel'e hemen bağlanayım. O konuştu çünkü bütün detayları biliyor Ziya'yla.
Şimdi Gülbahar, kulağını dört aç, gözünü de dört aç, televizyona bak, baban ne demiş onları bir dinle bakalım. Aybike merhaba canım. İyi yayınlar Serap Hanım, merhaba. Teşekkür ederim. Ziya Bey ne diyor bize? Gülbahar'ın babası Ziya Bey'le konuştuk Serap Hanım. Ziya Bey evlendiklerinde Hatice Hanım'ın sürekli evden kaçtığını, bu sebeple de bağlarının tamamen koptuğunu iddia ediyor. DNA'ya gerek duymadığını, Gülbahar'ın kendi kızını olduğuna emin olduğunu da söylüyor Serap Hanım. Gülbahar'ın evlendiğini bizden duymuş. Gülbahar ve Uğur'a mutluluklar diledi. Zaten bu olanların suçlusunun Hatice Hanım olduğunu düşünüyormuş. Bu saatten sonra ne Hatice ne Gülbahar bana bulaşsın istemiyorum. Herkese mutluluklar diliyorum dedi. O şekilde de telefonu kapattık Serap Hanım. Evet, yani hadi Hatice'yi bir tarafa bırak. Eski karısı zaten. Ama kızını da hayatında istemiyor. Beni bulaştırmayın o kıza diyor, öyle mi? Evet Serap Hanım. Ve mutluluklar diliyor. Yani ben burada tabii biraz bu Uğur olayında arada da çok büyük yaş farkı var. Orada işte annesinin eşi konumunda otorite vesaire hep konuştuk ya. Orada bir baba arayışı, baba travması da yattığını kesinlikle hep düşündük. Zaten baba baştan beri kızına sahip çıksaydı, arayıp sorsaydı bu hale gelmezdi. Evet, çıkmadı ki. Sahip çıkmadı. Yani, bir yaşından beri çok yani aradım, çok ettim. Baba olmak, çok araştırdım. Biyolojik baba olmak anlamına gelmiyor. Bir de bakar mısın nasıl bir baba karakteri ki, yani duruşu ki benim birlikte olduğum biriyle mutluluklar diyebiliyor yani. Diyebiliyor yani. İstemiyor bu da zaten. Zaten tabii sahip çıkmadı efendim. Yani ben zaten Serap Hanım de sahip söyledim çıkmadı. Yani Gülbahar'ın tabii yaptığının elle tutulur hiçbir tarafı yok ama Gülbahar'ı bu tarz bir olayın içerisine girmesinde aslında anne kadar baba figürünü kendisinden yoksun bırakan Ziya Bey de sorumludur. Ziya Bey sorumlu. Ziya Bey'in Hatice'yi suçladığı bir konuda hak veriyorum. Sen hala nikahlı ayrı da yaşasan bir kadınsın. Genç bir kızın var, daha doğrusu yetişme çağında, hayatını herkese alamazsın. Nikahlıyken kötü örnek olamazsın kızına. Nikahlıyken gidip bir adamla yaşayıp bunu normal bir şeymiş gibi sunarsan kız da bunu normalleştirebilir. Yani orada senin de tabii ki hataların var. Haklısın Serap Hanım. Yine söylüyorum, bunun hiçbiri özellikle o adamın, o adam var ya Uğur, şu an 35 yaşında artık hani... ne derler, yaş 35 yolun yarısı eder. O olgunlukta olması gerekirdi ki o çocuğa o gözle bakamasın. Çocuktur bu, olabilir. Öğretmenine de hayranlık duyabilir. Başka bir his, onu başka bir duygu zannedebilir. Öyle bir şey bile olsa kızım dur sen benim kızımsın demeliydi. Uzak tutmalıydı, uzak durmalıydı. Tam tersi bir hafta içinde aşık olmuş. Kim inandı bir, buna ya? Bir de bir sene diyor. Aşık oldun bir diye. Bir de bir sene der. Ben güvendim Serap Hanım. Ben güvendim. Eğer ben güvenmeseydim yani niye güvendim. Niye güveniyorsun sen güvendim o adamı, Helin adamına? Ben güvendim. Niye ya, güveniyorsun bile söylemiş ya? Sen de değil kızın dedi da diye. Şimdi senin resmi nikahlı bir kocan var, evet ya Murat. Murat Bey şeyden cezaevinden izinli çıkmış. Evet. Ve hala nikahı senin üzerinde. Evet. Sen de bu Uğur'dan olan çocuğunu onun üstüne yazdırdın. Mecburen nikahlı olduğum Murat'ın haberi var bundan. Var. Peki. Murat Bey telefondaymış. Murat Bey merhaba. Merhaba Serap Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Siz izinli çıkmışsınız galiba değil evet, mi? Evet, 13-14 ayda dışarıdayım. Peki, Allah kurtarsın kardeşim. Cümlemiz Allah razı olsun. Peki, sen ne demek için? Şimdi bu çocuk senin üzerine kayıtlı ama sen babası değilsin. Şimdi... Ablacığım, şimdi Ceyhan kısa bir şey söyleyeyim. Zaten bu şu anki şu olay beni gerçekten kendi çevreme de, aileme de... İnan yani Türkiye'nin neresi olan eş ve dört arkadaşlarım hep sarıyor... Rezillik bir diz boyu. Kur'an-ı Kerim'de şu anki yaşanan, bak oradan giriyorum. Şu anki yaşanan olayın şeyi nedir Kur'an-ı Kerim'de? Hiçbir kitapta yani yazmıyor. Şu anki yaşanan Hatice olsun, kız olsun, öteki adam olsun. Bunların Kur'an-ı Kerim'de ne olarak geçer? Kur'an-ı Kerim yani kanununa karşı ne geçer bunlar? Lanet edilir diyor. Orayı kastediyor sanki. Kur'an-ı Kerim'de şimdi, ne geçer? Yani bunu akıllı insan, hepiniz akıllı insanlarsanız. Bunların şimdi, şeyi bakın, yani. Bunun ahlaken, dinen. Burada. Efendim toplumsal, sosyal, psikolojik falan. Hiçbir kitapta yeri yok bunu. Onu bir geçelim. Sizin başka bir sizin yani, başka bir iddianız. Kur'an-ı Kerim'de bunun cezası nedir yani? Bunun şeyi ya nedir? Ne yapacaksın? Kur'an-ı Kerim ceza vermiyor ya. Kur'an-ı Kerim lanet sana denir, diyor ki bunlar lanet, yanlış. Yani söylemeye geç, çalışıyor. Ablacığım, dört büyük ya şimdi dört kitabı mı tartışacağız? Başka bir şey konuşacağım. Ablacığım ben saç
Bir saniye açıp ne yapıyorum? Biz ağzımın lafı tıkıyorsunuz. Ben başka bir şey için. Ben seninle din sohbeti programı burası. Başka bir şey konuşacağım. Açıklamaya oradan girmek istedim. Tamam anladık biz. Biz onu günlerdir söylüyoruz. Ne dinen ne ahlaken bunları söyledik geçti bunlar bitti. Ziya Bey senin başka Murat Bey senin başka bir iddian varmış. Gülbahar'la alakalı. Eğer bu iddia değil gerçekse çok büyük bela ve baş belada Hatice'nin de Uğur'un da Gülbahar'ın da o durumu yaratan başka birisi onun da senin bu iddianı dinlemek istiyorum ben. Ablacığım ben şimdi kendi şeyimi de söyleyeyim size bir dakika. Beni müsaade edin. Bakın zaten rezil kepaze oldum olacağımız kadar. Benim tek istediğim bir an evveli bu dava bitsin. Ben yasa süreci başlattım zaten. Daha önce de çok denedim. Hep red geldi. Benim vasim babam olduğu için çok şey oldu. Geldi. Hep red geldi. Yani çocuğu hem boşanmak hem de çocuğu nüfusundan esildirmek için. Evet ablacığım. Ben kendisine de söyledim Hatice Hanım. Messenger'dım bak hiçbir şey. Ne numarası vardır bende ne numaram vardır. Çok haklı adam. Niye üstünde böyle bir çocuk? Bakın ben geçen yıl ablacığım. Evet. Ben geçen yıl Nisan 16'da pandemi iznine çıktım. Evet. Allah düşmanın başına vermesin. Bir başımıza olay geldi. Aile arasında tartışma çıktı. Oldu. Orada Hatice Hanım çıkmış ablasını işte enişteyle fuhuşa soruluyor falan fıstık. Bunlar katli surette. Tabii. Kabul edilir yeni YouTube laflar değildir. Aile arasında bir çıkan tartışmadır. Hem bunun söylediği iddialar hem beni zedeler hem rahmetli taraf karşı taraf. Sonuçta benim eniştem. Peki bunu düzeltmiş oldunuz böylece. Evet. Katli surette böyle bir şey yoktur. İnsan, bunu herkese ben belgeli ispatlı konuşurum. Ben hiçbir zaman varsayımlarla ya da uydurmasyon laflarla konuşmam. Gerekse ben dava dosyamı atarım ortaya dava dosyamda neye geçiyorsa odur. Tamam bu yanlışı düzeltmiş oldunuz. Gelelim diğer iddianıza. Sürekli, Gülbahar'la ilgili iddianıza. Ablacığım şunu söylüyorum. Kendisini ben geçen yıl çıktıktan bir hafta 10 gün sonra yani Ramazan ayıydı zaten. Çıktıktan bir hafta sonra Ramazan ayı başladıydı. Messenger'dan ulaştım. Çocuğumla görüşmek istediğimi söyledim. Çünkü bana bu kadın 3-4 yıldır çocuğumu göstermedi. Ben bu konuyla ilgili cezaevi savcısına dahi çıktım. Murat dedi kanun öyle bir şey ki kulağından tut da çocuğu babasına ya da anasına göster diyecek bir şeyimiz yok dedi. Tamam dedim ben de eyvallah çıkanadır beklerim. Çıktım dedim. Her zaman testledi göstermek istemedi. Ve bu geçtiğimiz Ocak ayında. Dinliyor musunuz ablacığım? Dinliyoruz. Geçtiğimiz Ocak ayında Manavgat'taydım ben çalışıyordum. Messenger'dan tekrar buna ulaştım. Dedim Hatice bak çocuğu göster. Ayrılalım bitsin bu olay dedim ben. Ayrılmaya yanaşıyor bir yere geldikten sonra tam iş ciddiye bindi mi erkeksen diyor ayrıl benden diyor. Baktım duya dedikodular ha bazı yerde ilk zamanlar insanların vebaline günahına girmek istemedim bir şey söylemek istemedim. Ama çıktıktan sonra bazı geçer ortada bir çocuk var. Şimdi ablacığım ateş olmayalım duman tüterim güzel ablacığım. Tütmez doğru evet. Ateş olmayalım duman tütmez. Tamam ben bunu zamanda bir pisliğin içine çıkarttım aldım. Evet. Hayır duası olur belki şey ama buna yani bilmiyorum. Gülbahar'la ilgili iddianız neydi Murat Bey? Onu geliyorum. Messenger'dan görüntülü bir akşam üzeri görüştüm. Akşam falandı. Görüştüm işte Gülbahar'ı internet üzerinden tanıştı. Antalya'da bir tane avukatam evlenmiş bir şeyler olmuş böyle dedik o zaten yalanı çok söylediği için kendisi. Gülbahar'ın hamile olduğunu ve anam orada doğum yapacağını söyledi ablacığım. Ben de bunu canlı olarak Messenger'dan net gördüm. Gülbahar hamileydi. Anladınız mı? Gülbahar hamile. Ben de dedim ki kızım yazıklar olsun. Bu çocuğu da mı yaktın dedim. Dağdaki sabıyı da yaktın. Yok dedi işte dedi damadım avukat dedi bilmem ne dedi falan dedi fıstık dedi. Murat Bey geçtiğimiz Ocak ayında Messenger'dan. Ocak ayının sonlarına doğru. Ocak ayının sonlarına doğru. Gülbahar doğum mu yaptı? Hamile miydi? Ablacığım benim gördüğüm kız çocuğu hamileydi. Karnı burnundaydı ya. Yani görüntülü o kardeşi dediği Gülbahar'ın mı oğlu mu? Hayır bu 2021'den bahsediyor hocam. 2021 daha 3-5 ay erken mevzu. 2-3 ay erken mevzu. Hatice nedir bu konu ya? Hayır abla. Bunu kim dedi Murat sana? Kendiniz gösterdiniz. Messenger'da konuşurken canlı Gülbahar'a da merhaba dedim ben telefonda. Ben mi gösterttim sana? Başka kim gösteriyor? Senden niye yalan söylüyorum Murat? Ben sana göstert. Ben Messenger'dan sana ben neredeyse bir aydır yazarım. Bir aydır yazdıklarım hepsi de duruyor. Ocak ayında. Bir aydır değil. Ocak ayına gel. Ocak ayına. Bu Ocak ayında ben telefonum yoktu. Bu bir. İnsanlara yalan yanlış. Bu bir. Benim telefonum.
kendi telefonum yoktu. Konuşan o zaman Gülbahar. Ben sana hiçbir şekilde Gülbahar'ın resmini mi ben sana gösterdim? Gülbahar'la niye konuşsun ki? Resim diye canlı Hatice, Ocak ayında Antalya'ya gittiniz mi? Ben gitmedim abla. Antalya'ya hiç gitmedim. Hatice, Ocak ayında Gülbahar hamile miydi? Yok abla, ben Antalya'ya falan hiç gitmedim ben. Hamile Yok, miydi? Yok abla. Hayır, Gülbahar daha hiç evlenmedi yani. Kim? Yok abla, öyle bir şey. Sorabilirsiniz Gülbahar'ı. Uyduruyor mu adam durup dururken, böyle bir senaryo mu yazıyorlar? Gülbahar'a sorabilirsiniz abla. Öyle bir şeydi. Murat Bey, siz alo. Bu görüntülü görüşme sırasında alo. Duyuyor musunuz bey? Murat Bey. Buyurun hanımefendi. Ocak ayının sonlarına doğru siz Gülbahar'ı bayağı hamile mi gördünüz görüntülü ablacığım, konuşmadan? Ablacığım, hamile lağımı bitirtmediniz ki. Hamileydi kız. Görüntü yani vatanı bu Messenger'dan görüntülü görüşüyoruz yani. Evet. Bu kız çocuğu hamileydi ve ben beni arayan bayana da söyledim. Ben orada ilgili kanalda kimse. Ben çocuğu tesadüf, kendi çocuğumu bak. Mehmet Yiğit'i. Ben tesadüf. Bizim devamlı çok özür dilerim. Hatice, bu ikinci eşin ve nikahlı eşin, evet, aslında abi. Hala boşanamadınız. Yarın tekrar onu yayına alacağım. Çünkü söylediği bazı şeylerin teyidi gerekiyor. Çok önemli. Gülbahar bir doğum falan yapmadı. Hayır abla, bu günü ayı bilmiyorum. Mesela hepsi de duruyor zaten. Mesajları silmedim. Öyle bir şey yok abla. Öyle bir şey nasıl olsun? Hiç evlenmedi benim kızım. Sadece bir ara, sadece ama bir ara şaka yaptıydık. Acaba onu mu diyor ki? Nasıl bir şaka? Şaka yaptık, dedi ki ya, dedi ben duydum dedi. Sizin de Gülbahar evlenmiş dedi. Duydum dedi. Ya dedim yok öyle bir şey. Ya ben duydum da hamileymiş dedi. Çok bayağı bir hamileymiş dedi böyle. Gördüm diyor. Gördüm diyor. Evet ama ben görme öyle bir şey yani şey nasıl etmedim. Nasıl bir şaka yani, hamile görüntüsü verip görüntülü olarak adama bir şey mi gösterdiniz? Ya bak evlendi, hamile falan mı dediniz? Evet öyle bir şey yaptıydık bir ara. Neden? Şaka neden? Yaptıydık neden? Ama şaka yaptıydık. Nasıl bir neden? Öyle dedi. Şimdi bu adam senin, şimdi Gülbahar onun kızı değil. Adamla zaten boşanmak için bir şeydesiniz, böyle bir gerginlik var aranızda. Bu yapılacak bir şaka sadece değil. Sadece evlen dedim ben, başka bir şey demedim. Niye ama kıza hamile görüntüsü verip niye görüntülü olarak Murat'a gösterdiniz? Onu evlendi dedim sadece. Sebep? Ya öyle dedim o sadece. O arada sen hamile miydin? Hayır. Hayır, ben hamile değildim o zamanlar. Sen... Çocuğum 1,5 yaşında. Hayır, bunu demiyorum. Buna hamile miydin? Yani bu 1,5 yaşında Uğur'un hayır, çocuğuna. Hayır. Burada bir şey var ama. Bunda bir şey var. Yok abla, öyle bir şey yok. Yani bu adam diyor ki ben Gülbahar'ı hamile olarak gördüm. Sonrasında da bu senin torunun dediler diye bir çocuk gösteriyorsunuz. O çocuk Uğur'un çocuğu mu? Resimde mi? Resimde mi? Görüntülü mü? Her neyse. Görüntüde ben öyle hiç küçük bebek göstermedim ona o şekil. Büyük bebek gösterdin mi? Yani hayır. Bir yaşında. 8 aylıkken, 10 aylıkken. Yok. Murat, senin çocuğun, senin ve Uğur'un ortak çocuğu olduğunu biliyor muydu o çocuğu? Onu nüfusuna biliyordu, kaydettirirken. Biliyordu. Dedim ben. Biliyordu. Peki benimle nikahlıyken niye başka bir adamla berabersin demedi mi sana? Demedi. Ben kendim mahkeme açtım zaten. Araştırabilirsiniz. Mahkemeden bahsetmiyorum. Nikahınız devam ediyor, evet. Ya. Adam boşanmak için ben mahkeme açtım adam yani. Adam da cezaevinde, evet. Ya. Sen niye başka bir adamla berabersin demedi, demedi mi sana? Demedi. Ailesi sahip bir çıkmadı. Bir araya gidelim. Bu konuyu yarın daha ayrıntılı, kronolojik olarak burada size göstereceğim. Bu Murat'ın söylediğinin altında bir gerçeklik var. Ama bu ne için yapılmış? Şeytani bir plan da olabilir bu. Onu yarın anlayacağız efendim. Sevgili seyirciler, programın hemen başında almıştım anneyi babayı. Kahramanmaraş'tan gelmişlerdi. Dün de canlı bağlantıyla kendileriyle görüşmüştük. Biliyorsunuz 11 yaşındaki kızları kayıptı. Bir son dakika gelişmesini şu anda anne baba da duyacak bizlerden. Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü çocuk büro ekipleriyle İletişime geçtik. Diyarbakır Hani'de sosyal medyada görüştüğü 18 yaşındaki Tuncay'ın yanında bulundu Gülnaz. Canım benim, gözünüz aydın. Bu arada Tuncay gözaltında.
Gülnaz. Bir şey yapmadım çocuğuma. Tuncay. Göz altında ve Gülnaz şu anda Diyarbakır hani jandarmasında Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürü Arif Gürbüz'e, bütün emniyet birimlerine, buradan tabii ki de ekibime buradan çağrı yaptık. Dedim ki Tuncay'a, o kız 11 yaşında, evet, onu bugün bırakacaksın dedim. Bırakıldı. Gözünüz aydın. Ve Gülnaz bulundu efendim. Gülnaz bulundu. İnşallah. Darısı diğer kızlarımızın başına hiçbirinin peşini bırakmadık. Döne de dahil olmak üzere yarın 13.15'te Star ekranlarında buluşuncaya dek kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere çok iyi bakın. Sizi seviyorum efendim. Allah'a ısmarladık.